Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. İnşaallahu teâlâ bugünkü dersimiz Şeyhül İslam Muhammed İbn Abdülvehhab rahimehullah'ın İslami bozuyan zatlardan kitabının açıklaması. Bu kitabı açıklanım Şeyh Süleyman Nasr ibn Abdullah el-İlvan hafizahullah, Allah Teala onu ve beyleki İslam aliminin İslam için, Allah için, din için davet ettiğin dini koruyan ulamaları öğüt koruğunu penatında saklasın. Ve her bir İslam için yazıyan kitaplarını ve her bir sindiriyen siyahlarına mış olan günahlar, sevaplar çekilecek gününü, günahlar, sevaplar terezisinde koydun. Bugünkü geçecek dersimizde mış kıtağımızın ikinci dersimiz var ya değil mi? Yani geçen gece kıtağa giremizde ne mi? Buraya gece kısaca açıklamalardı. Açıklaman geçiptir oğlum ne mi? Bizim kimliğimizden bizim adam oğlu ne mi? Kim yuvaş yuvaştan doğulmalı. Şu an şu geçen kıtağa koyveren bir kimliğimizi bu sapakta ne mi? Doğulur ya. Kimlik değilsem yanlışlık deyip düşünmeyin de. Yani bir kimlik. Oğlum yani bir şirke başlamak ilk bile neyme gıyıtkaşı ön alana muhatap. Şirk demek neyme, ibadet demeklik neyme. Gıyıtkaşı alıp geçtik neyme oluyordu, kov oluyordu. Sebep deysen neyme, köpçülüklüğün adam şirkin manisini bilene. Ve ibadet deyleyen adamın neyme dediğini bilene. Şirk açan mı oluyor, şirk ibadet de oluyor. Şu an çünkü sen şirkten ağlanacak olsan, ilk şirkin neyme dediğini bilmeli. Ve ibadetlerin halisen lillah, arası Allah'ın arzalı için edilecek olsa, ibadetin neyme dediğini bilmeli. Şu an çünkü gıyıtkaşı neyme, şirkin nemedin aliyat ve ibadetin nemedin aliyat. Şirk demekliğin ama köpçülüklüğün, ha, köpçülüklüğün Müslümanlar neme deyip düşünüyor. Yani şirk değilse hükman buta çokunmalı. Ya da neyim bir kavra çokununda da şu kavradaki yatan beni yarattı, beni yoktan bar etti, bana rızk veriyor. Yani şunlarla ıhtıkatta bolsa ana şuna şirk direk yalır. Ya ol şirk değil düşünün. Ol şirkin bir görünüşü düşünün. Ya mesela şimdi buta çokunuyan adam, önkü adamlar buta çokunuptur. Yani şu but beni yarattı. But yedi kat asman, yedi kat yeri yarattı. Bana ırsk veriyen, beni diriltiyen, beni öldürüyen, şu but, şu daş. Şu lıktıkatta, şu imanla ne mi? Buta, daşa, çöpe, kavra çokunursa şirk oluyor. Ama dine araç hükmünü yaradan rızk veriyen Allah, ama bulur dine araçlar, şefakatçılar değilse şirk oluyan neler öykeler. Onun yanlış düşünce düşünün mü? Şu ne çenli buta çokununum, çöpe çokununum ne mi? Meni yaradan şu deyip çokunmattanim. Şular Allah'ın yanında menden ağırlaydı, hormatlı bulur. Menin ulan Allah'ın arasında durup bize şefak edecekler. Ağraçı bolcaklar deyip gıtık adına şu şirk. Çünkü ne mi? Şirkin doğru düşünülürsün al ya. Sebep deysen ne mi? Şeyhül İslam İbn Teymiye rahimahullah bir del bir topar kitaplarına bir kaide veriyor. Şu kaideni yazın. Şu kaideni biz yazsak ve yatlap ölümüzü ödüleştirecek, ödüleştirsek bize neyme ken yerde neyme peyda veriyor. O kaideni neyme diye alfadu şer'i esma'un ve ahkam diye. Alfadu şer'i alfadu şer'i esma'un ve ahkam. Ne şu kaide? Alfadu şer'i esma'un ve ahkam. Yani şeriatta ağdalayan atlar. Dinle, Kur'an'la, hadiste ağdalan atlar. Yönümünü at değil. Düşündün mü? Her bir dinle ağdalan adın iyidine eğer yani hüküm mü? Düşündün mü? Dinle ağdalan her bir adın iyidine eğer yani hüküm mü? Müslüman sözü dinine geldi mi? Şu sözün iyidine eğer yani hükümler var. Dünya ve ahirette. Düşündün mü? Kafir sözü, müşrik sözü geldi mi? Şu sözün iyidine ne mi? Eğer yanlatlar var dünya ve ahirette. Şu an şu biz bilmeli. Şirk sözü şeriatta geldi. Müslüman sözü şeriatta geldi. İman sözü, kufur sözü, Kur'an'la, hadisle, dinle geldi. Kafir sözü, müşrik sözü, Müslüman sözü ne mi? Kur'an'la, hadisle, dinle geldi. Şu an şu her bir Müslüman şu dinle ağdırılan sözle şu dinle ağdalan sözlerin manisine, hükmani suratta ne mi? Dinin maradına göre, Allah ve Resulünün isleyişine göre düşünmeli. Ama haçanla bir Müslüman şu dinle ağdalan sözü ne mi? Dinin düşünürüşüne göre düşünmese yem ol adam ağdaşı.
Şoş murci evolanlar, ya havariş olanlar, şu ehl-i sünne vel cemaatın gıyşarın mezheplen köpüsünün neyme şu ayetlerde yanlışmaklığına sebep olan zat neyme şu ayetleri dilin üstüyle ya da akıllarının üstüne açıklayacak varlar. Şunun dinin açıklamasına, Kur'an hadisin açıklamasına neyme gelmediler. Şu an çip neyme biz şu kitabın birinci alayan dağdımız neyme dini bu diyen dağ olan şirk. Şu an çip şirk demek İslam'da neyme. Şirk deyilip neyme belli bir dağda o vaat edesene müşrik bolyan ama başka kâbir zatları avad etsene müşrik bolon yok diyleyen zat yok. İslam'da şirk neyme avadet diyleyen zatı Allah'dan gayrin yoluna göndürmeklüğün ödü şirk. Şunu mu? Şirk neyme Arapçayda mıdır? Eşşirku huve ibadetu gayrillah. Şunu mu? Ne şirk şu? Ha, şirk neyme sarful ibadeti li gayrillah. Yazın ya atlamalı dedim şu tarifini. Ha? Sarful ibadeti li gayrillah. Şirk deyip neyme değil ya? Eşşirku huve sarful ibadeti li gayrillah. Ev ibadetu gayrillahi ma'allah. Şunu mu? Şirk. Sarful ibadeti li gayrillah. Ev ibadetu gayrillahi ma'allah. Şirk deyip neyme? Sarful ibadeti li gayrillah. Ev ibadetu gayrillahi ma'allah. Şimdi bu aydan sözden bunun açıklaması ne? Şirk demek ne? İslenlik bir, ibadet diyleyen vatlan, haysam olsa birini Allah'dan gayrin yoluna sarf etmeklik ya da neyim? Allah ile bilelikte bir mahluğa ibadet etmeklik. Yine şu şirk oluyor. Şunu mu? Şimdi şu şirk ne demekken? İbadet diyleyen vatı, Allah'dan gayrin yoluna etmeklik ya da neyim? Allah ile bile bir mahluğa ibadet etmeklik. Nüstadı but ya kavur deyip söz geldi mi? Yok. Eğer sen şu ibadeti Allah'dan gayrin yoluna konukturdun mu? Eğer sen şirke düşüyorsun. Sen kimin yoluna konukturdun? O bizi gıdıklandıran ha. Şunu mu? Şu ibadeti sen peygamberin yoluna konukturdun. Günün yolunu, ayın yolunu, perişten yolunu, hovan yolunu, yelin, günün, nemen yoluna konukturdun. Sen müşrik oluyor. Şunu mu? Sen bizde şirk belli bir zada ibadet etmeklik şirkte. Şirk ne mi? İbadeti Allah'dan gayrin yoluna konukturmak. Şunu mu? Eğer sen şu ibadeti Allah'ın hakkından başka birinin hakkına geçirdin mi? Bolu eğer şu geçirmekliğin ödü bilen sen şirke düşüyen son şu şirk edilen, ha, ibadet edilen kim olsa şu olsun gıdıklanırana. O mesele yani ütkü dönüyor. Şu ibadet edilen ne mi? Allah'dan başka perişte olsun, peygamber olsun. Ol senin hükmünü ütkü dönüyor. Ama kâvradan fikir ettiğin ama ibadet edilen var. But olsa, ha, ibadet edilen Krishna olsa, ibadet edilen zat ay, gün, yıldız olsa müşrik bolyan. Ama ibadet edilen zat evliya, pir, salih adamlar, peygamberler, bu zatlar olsa da neyme müşrik bolyanok, bu zatlar neyme araç tutmak, şefaatçi tutmak neyme tağat, ibadet bolya deyip düşünüyorlar. Yok, ol düğününün neyme yalnız ters düşünce. Şöyle bir anki açıklamadın, birinci böyle neyme? Yani ibadet diyleyen zat, Allah'ın yolunun, gayrin yoluna sarp ettin mi? Şirk. Ya da neyim? İbadette istenlik bir mahluğu Allah'a şerik etmekle. Şunu, misal için evvela Allah gali verse, ondan sen Davud diye, evvela Allah yetişe var ya, gali verse, Davud diye, ya Davud'un yerine ayrı da ruçko diye, kalem diye, ay diye, günni, ne mi koysan koyay, ol mesele yani ütküden o. İbadet meselesinden ama Allah'ın yanına bir mahluğu şerik ettin, şu şerik edilen mahlugun kimliğine seyretmesizden eyyem sana müşrik değil ya, sebep değilsen, İbadete neyme hiç kimi şerik etmeklik bulunu. Ve la yüşriku fi hukmihi ahada. Allah Teala neyme hükmünü, ibadetini hiçbir mahluğu neyme öz neyme şerik edene. Bula neyme gıyfkaça şirkin düşünülür bir şey. Zaten şirk değil yani adı biz hükmani suratta neyme Kur'an hadisin neyme düşünülür şuna göre Allah ve Resulünün muradına göre düşünmeli. Ve de neyme yine bir düzeltilmeler. Mekkeliler haçanla bu toçokununu. Şu butlar bizi yaradan nipçokunu noktular. Yaradan kim diyadılar? Yaradan Allah diyadılar. Yaradan kim? Yaradan neyme? Rahman diyadılar. Şimdi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayetinde neyme diye? Ve le in se'eltehum men halaka semavati vel ardi la yekulunna Allah. Eğer onlardan sorarsanız diye 7 kat asman 7 kat yer kim yarattı diyseniz
Bırakızdan bağır verme diyorlar diye tekitler Allah diyorlar diye. Yani fikir etmeler birinci neyme Mekke müşrikleri bu ta dağışa çokunlar. Şu dağışlar bizi yarattı. Şular yedi kat asmanı yarattı. Şular yedi kat yeri yarattı. O ıhtıkatlarına yoktu. Müşriklerin şek şübhesi yoktu. Yedi kat yeri Allah'ın yaradanlığını. Yedi kat asmanı Allah'ın yaradanlığını. Ölüm diyerin hemen rızkını veriyen ölüm hayat diyerlik Allah'ın eline. Hemen kat Allah'ın eline din biliyordular. Yani ibadette neyme yara şerget yediler ya da Allah'ın gayrin yoluna sarp ettiler. Ya da damak çalanlarına gönümel şu damakı Allah'ın yoluna çalmak. Bütün yoluna çalıyordular. Ya da hanım neyme Allah bilen bütün şehri ettiler. Şunun son şeyim Allah Teala onlara müşrik dedi. Bu da çok onlar için müşrik değmedi de hanım. Neyim için müşrik dedi? İvadeti Allah'ın yolundan gayrin yoluna gönderenlikler için ya da hanım ibadette Allah'ın yanına bir mahluğu koşup şehri edenlikler için. Şirkin neymedine düştük değil mi? Neyme şu an için Şeyh İslam İbn Teymiye Rahimahullah neyme diye dinin sözü neyme dine göre düşündürülmeli. Allah ve Resulünün maradına göre düşünülmeli. Ve dinin sözlerim yöne sözler. Dinin sözü dinine ağdalayan atlan iyidine neyme hükümler eğer ya düşündün mü? Dinine bir at ağdalı mı? Şu an dünyada eğer yani hükümü var. Ve şu an iyidine neyme ahirette neyme eğer yani hükümü var. Misal için Müslüman. Şu Müslüman değilen adın iyidine, şu sözün iyidine dünya ve ahirette neyme eğer yani hükümler var. Misal için şu dünyada Müslüman mı olsa şu neyme edilmeli? Söylmeli. Biz şu Müslümanı söylmeli. Şu ölse cinada kumul, Müslümanın kabristanına cahilemeli. Şun neyme canını malını beni elimden gelse uğraşmalı. Bu dünyada bunun iyidine düşen hüküm. Ve ahirette hüküm. Neyme şu iyi ruhuş cenneti diyemeli mi? Düşündün mü? Doğduğu günahsı olup düşerse de şu ömürlük kalın yok. İyi ruhuş cennete düşer diyemi. Dinin sözleri neyme? Esma'un ve ahkam. Ad ve neyme her adın iyidine hüküm eğer ya. Hükümsüz yöne bir don adlar den. İnne ibadet demeklik neyme? Şirkin neyme dene bildik. Şirk neyme dene bu. Bu çok mu çok çok mu yok. Değerli kendilerim şirk neyme? İkin haysen mi olsa birini eden neyme? Müşrik oluyor. Birinci seyen. İbadet değil yani dedi. Allah'ın yolundan başkanın yolunu sarf etmek. Kıssanın da Allah'ın çağırmaklık ibadet. Buna neyme değil ya? İstigase değil ya. Kıssanın da Allah'ın çağırmaklık ibadet. İnne biri kıssanın da neyme diye? Ya pirim diye, ya mağısım, ya İshan, ya Davud, neyme? Gönümel kim çağırdı? Mahluğu çağırdı. Ne şu müşrik oluyor. Ya danim, ibadette bir mahluğu Allah'a şerik etmek. Oğlum neyme? Şirk oluyor. Mesela şimdi, evvela Allah galip verse plan, ha? Evvela Allah galip verse dört çağırıyorlar, erenler, pirler, yetişe vuruyor diye. Ne bu da şirk. Neyme için? Birinci, neyme etti? İbadeti, gönümel mahluğa sarp etti. İkinci neyme etti? Mahluğa sarp etmedi de mahluğu şu ibadete şerik etti. Şimdi şirk neyme deken? Belli burada çok unmakluk deken mi? Ya da hanım ibadeti Allah'ın yolunun başkanın yoluna çıkarmaklıktı. Ya da hanım Allah ibadet edende sonu burada şerik etmek deken mi? Görüyor musun? İbadeti Allah'ın yolunun başkanın yoluna çıkarmak deken kimin yoluna sen çıkarılır onların işi mi diyor. Ya da hanım Allah ibadet edende bir zatı sonra şerik etmekleyken. Son şu şerik edilen zat kim olsa şov olsun işi mi diyor. Meselani ütkeden o. Düşündün mü? Ondan sonra ibadeti görünür yani adam. İnsan perişte olsun, peygamber olsun. Ya da hanım Allah ibadet edende şerik et yani adam. Peygamber olsun, perişte olsun. Sen hakikatinden hiç zat ütkeden o. Düşündün mü? İbadet ne mi? İbadetem ne mi? Ulamalar bu topar ne mi? Düşünür, şöyle düşünürdüler. Yani gıyız kaçı alamızda ne mi? Kur'an'ın hadisi. Ha? Bir zatın soğaptığını bildik mi? Şunu Allah için etmeklik ibadet. Ve edil şunu alalım. Kur'an'ın hadisi. Bir zatın haramdığını, mekruhduğunu bildik mi? Şunu Allah'ın ırzalığı için taşlamaklık ibadet. Ne gıyız kaçı. Kur'an'ın hadisi. Farz olsun, vacif olsun, sünnet olsun, mustahap olsun. Allah'ın ırzalığı için nur yönü. Şart olmalı. Allah'ın ırzalığı için etmeklik ne şu ibadet. Ve edilşen alem Kur'an hadisi, haram, mekruh, şu zatları Allah'ın ırzalığı için ne mi? Taşlamaklık ibadet oluyor. Ne için hükman Allah'ın ırzalığı için olmalı ya? Zaten kâvır adamlar soğabı iş ettiyeler. Yani Allah'ın ırzalığı için ne? Ve kâvır adamlar günahdan haramdan kayıttiyeler Allah'ın ırzalığı için ne? Bunun ettiyeler ibadette. Bir arağı çenak. Şunlu mu? Ne için? Doktor içmedi diye. Doktor içtiğin mi de şişekti. Ama bizde şu haramdan Allah için kayıtmak. Sokak. Müslüman arak içenek. Sebebi Allah bana haram etti. Şunu çiğmem ben içemem.
şu haramdan saklanmaklıkla ben Allah'ın beni rızav olmaklığını isteyen. Bu leyem sevap kazanıyor. Bunu etiyen de adı ibadet. Düşündün mü? Ama bu içen aklayan için gastritim mi diye, düzelsem işecek diye. Ya da doktor düşmedik diye. Bu buna kazanıyor. Düşündün mü? Bu etiyen ve etmeyen ki destem. Edil son alık. İbadet değil yani adam değil mi? İlki yöne şerti son ibadetliği belli olmuyor. Son şu Kur'an hadisi dedik. Düşündün mü? İki şart. İkinci şart hem ne mi? Allah için bulunur. Kur'an'la hadiste. Şu zaten ibadetliği. Parzı, vacipti, sünnetti belli oldu. Ve şunu sen Allah için ettin mi? Bulunur. Şunun ibadet bulunur. Yani misal için bir namazı koyar. Sevap kazanıyor. Niyetinle şunu okuyan Allah'ın rıza etmekliği için bulunur. Ama bir namazı koyar. Bana namaz kon değilsinler. Eyyem bir Allah için ne lekenlerim? Namaz kon değdirmekliği için. Şunu mu? Son şüphe ama ibadetten bilmen. İbadet. Hemme şeriatta, Kur'an'la hadiste. Kovduğu, etmekliğine ne ama iterler, gıdıklanırlar zaten. Allah için etmeklik ne ama ibadet. Ve edil son adam. Şeriatta, Kur'an'la hadiste. Allah ve Resul tarafından haram mekruh değilen zaten. Allah için taşlamaklığım ibadet. Şimdi şeriatta biz biliyoruz. Bir Müslüman doğunun ne ama yüzüne gülüp bakmaklığım ibadet. Şunun. Şimdi şunu Allah için etsen sevap kazanıyor. Ama ne ama alçak, yüz açık, yumuşak, kovdiydirmekle için etsin ibadette. Hatta ne ama yatan ite su vermekle ne ama Allah için versen sana da sevap kazan. Seversen bizler Müslümançılıkta ne ama insan mı olsun, hayvan mı olsun, sana kovluk etmeklik ne ama sevap. Sana için hatta ite su versen ne ama oluyor? Allah için versen. Şunun sevap ümit etsin sen ne ama ibadet et yani. Edil şu anlık bizde ne ama eziyet değil yani, zulüm değil yani da temme görünüşün haram. İnsana eziyet, zulüm etmeklik haram mı olacak? Edil ne ama hayvana da eziyet vermek, zulüm vermeklik haram. Edil şu anlık bir adam, bir ite pişire eziyet verse, zulüm verse ne ama şolum günah kazanıyor. Ama bir Allah'ın ırzalığı için itten zulümünü, eziyetini saklasa da, eşekten, pişikten, gucuktan, şu zatlardan Allah'ın ırzalığı için şolara da rehmedip ne ama zulümünü, eziyetini saklasa Allah için. Şuna da sevap yazılıyor. Şuna da ibadet. Şuna mı? Gıysa şaydı mı? Dedin, Allah ve Resul tarafından ne mi? Buyurluğun zaten. Allah için etmeklik ve Allah ve Resul tarafından gaytarlan zaten Allah için gaytmaklığım ibadet. Şuna mı? Şunun için tevekkül etmek ibadet. Kıssanın da Allah'ın çağırmak ibadet. Allah'ın sevmeklik ibadet. Şuna mı? Damak çalmaklık ibadet. Aydılan canını kesmek ibadet. Nedir o niyaz etmeklik ibadet. Şu ibadet değilen zatların himmesini ne etmeli? Bir Allah'ın yolunu sarp etmeli. Şunduk mu? Yine yine bir bilmeli zatımız ne ama? Müşrik dedi. Beğerde de açıklayacak olayan zatım ne ama? Biz kâvur oğlanlarımız, şu lakide de gezip veren oğlanlar kâh halette ne ama? Ulamaların kâvır sözlerinden hemen şübhe düşüyorlar. Kâvat ulamalardan mesele soruluyor. Bir adam kıssanında ne ama diye mahluku çağırıyor. Şu kim diye olin ne ama deyip cevap veriyorlar? Kâfır diyorlar. Ya şeyh, ha? Bu adam bilmen et ya. Düşündün mü? Şu bilmen etmeyenliği ise bilmen etmeyenliği sebeple bunu bağışlayıp olan yok mu diyen olin? Yok diyorlar. Bilip etsin bilmen etsin şu müşrik diyorlar. Düşündün mü? A kâh halette de ne ama ya şeyh şu adam bilmen et ya. Düşündün mü? Şunu ne ama uzur yok mu? Şunu bağışlayıp olan yok mu? Dedin bilmen et yani mazı ona kâfir diyemeyesi. Düşündün mü? Şunur mesele. Kâh halette yok. Bilip etsin bilmen etsin şu müşrik diyorlar. A kâh halette de ne ama ulamalın cevabı ütkâb ne ama diyorlar. Ya bilmen et yani mazı ona uzur var biz kâfir diyemeyesi diyorlar. Düşündün mü? Onu bağışlar ya ne ama. İlimsizlik sebeple edenleri, ilimsizlik sebeple eden mi olsa ona kafir diyemeyiz ya da. Ne edip düşünmen? O bizim yanımızda ne ama? O düşünülmeyen mesele de düşünün mü? Zaten biz alimle sözünü, alimle muradını ola düşünüyoruz. Düşünün mü? Zaten Kur'an'ı Allah Teala ne ama? Kur'an'ın öde yolu var. Doğru değil mi? Muhkem ayetler var. Yani manisi aydın, düşünüp bulayan ayetler var. Ve ilmin olmasa, alimin onunla okumasa, düşünüp bulmayan ayetler var. İn Allah'ın sözüne gönümel düşünülen sözler var ve kıyınçlıkla düşünülenler söz var olayan olsa. İn adamın sözüne ama has hakkıl ne ama açıklanmaklığa. Sonuç alımların sözüne de ne ama açıklanmalı yerleri var. Sonuç ulamalar ne ama diye. Müşrik sözü ne ama ilki bilen şeriatta gelen söz. Doğru değil mi? Şu İslam'da gelen adlanım izine eğeriyen hüküm var. Düşündün mü? Bir müşrikin şu dünyada iyidine eğeriyen hükmü ve bir müşrikin o dünyada iyidine eğeriyen hükmü var. Düşünün mü? Haçanla ulamalar ne? Bir şirk eden adama ilimsiz sebeple edenem olsa müşrik diyorlar. Ne hemen gözünü tutuyorlar?
Akâ halette de ılımsız sebeple eden olsa ona kafir demeyecekler. Onun hemen gözünü tutuyorlar. Şunu açıklamalı oluyor. Müşrikun idine dünyada neme hükümler eğer ya ve müşrikun idine ahirette neme hükümler eğer ya. Şunu bilmeli. Müşrik şu dünyada idine eğilen hükümler neme? Müşriki birinci görümüze salam vermeyiz. Şunun kime bir müşrik, bir adamın Allah ve Resul tarafından şirk deyilen sözü eden niye şirk deyilen amalını gördük mü? Şu adama biz neme demeli oluyoruz? Müşrik demeli oluyoruz. Mesela kavra çokunlu, kız sana ne Allah'dan gayriyin çağırdı. Şunun mu? Neme övliyalara tevekkül et yani de oğul gıyır ya hayır bereketi bir kavırdan ya tümmökten ya bir çöpten ya çördün bir dağaçtan sonra de. Şunu et yani adamını biz gördük. Şuna neme diyez? Müşrik diyez. Şu sözün iyiliğinden ama bizim şu müşrik adını alan adam bilen dünyada ve ahirette bizim katlaşmalı şeyimiz var. Şu müşrik deyilen adam bilen dünyada neyle katlaşmalı oluyoruz? Salam vermeyiz. Ölse cinadesi okulmaya, yuvulmaya, kepelinilmeye, Müslümanın kavurstanına cahilinmeye. Ayağlı Müslüman mı olsa öde ödünden talak düşüyor. Şunun mu? Ve Müslüman en atası ölen mi olsa, bu müşrik kafir deyilene bunun neyme mirasından verilmeye. Ya da müşrik kafir deyilene ölen mi olsa, bunun mali Müslümana miras düşmeye. Umumi neyme beytil mala paylanıyor. Şunun mu? Umumi Müslümanlara paylanıyor. Ve şu sahnede şu müşrik deyilene adam damak çalsa iyilmeye. Şunun mu? Ve yine neyme? Öldürlüye. Şunun mu? Müşrik neyme? Efendim bizim Peygamber'in hadise neyme diye men bedele dinehu faktuluhu. Kim dinin yutkazsa öldürün diye. Ve öldürlüye. Ve ölen sonum doğduğu diye. Şunun mu? Ölen sonum? Ölen sonum doğduğu diye. Ve gıyd almadan bulmaya ve gıyd vermeden bulmaya. İnni şu nehilek müşrikun dünya ve ahiret hükmü ona eğerliye. Hatanna şu müşrik bilibeden mi olsa? Şunun mu? Bir adama neyme yetti. Şu et yiyen adın şirk değilim. Şunun mu? Şu diyen adın kufur kardeş. Şunu deyme. Şu et yiyen adın kufur. Yetti şu adama. Yetenden sonra şu et yiyen adın kufurdun şirktin bilenden sonra kayıtmattem eyen bu adamın neyme dünya ve ahiret hükmü buna veriliyor. Şunun mu? Ama bir adamını bildik. Şunun mu? Bir adamını bildik. Bilmen etiyen mi olsa? Bilmen etiyen mi olsa? Şun hakkından kâvır hükümler ayırlıyor. Bir adam neyme kıssanını ölüyün çağırıyor. Ya da kavra secde etiyor. Ve ödüm şu etiyen adın kufurduğunu bilene. Düşündün mü? Ona müşrik diyerse yine yankı hükümlerden kâvir ayırlıyor. Düşündün mü? Yankı ağdının hükümden kâvir şuna verilmeye. Haysalar ayırlıyor, iki hüküm ayırlıyor. Bir hüküm şu dünyasına değişti hüküm ayırlıyor. Bir hükümüm ahiretine değişti hüküm ayırlıyor. Dünyasına verilen hüküm neyme? Öldürmeyiz. Düşündün mü? Alımsızlık bilen neyme? Şun şu kufura düşmekliği. Ölümden şun koruya mı? Koruya. Te buna hüccet iniyence, aydılyence, düşünürlyence öldür bilmeyen. Düşündün mü? Ve şol adamının kufurda da, şirkte de bilmen ölümlüğünü bilse doğduğu demeyiz. Onun halini Allah biliyor diye. Düşündün mü? Şun şu ulamalardan kevat sorulunu müşrik diyenle neyme? Yani şunu gözünü tutuyorlar. Yani ilimli ve bilip etti. Yani o müşrik dünya ve ahiret hükmüm onu verildi. A kâhâretta sorul ya şeyh bilmeyen ediptir. Şuna kâfir deyip bilyes mi deyilenler? Yok biz kâfir deyip bilemezak diyenlerine ne hemen gözünü tutuyorlar? Yani öldür bolya ve kıyamatta da doğduğu değilen kâfirlerden mi? Ya da şu iki hükmü ayırlayan kâfirlerden mi? Şunu gözünü tutuyorlar. Düşündün mü? Şuna şu ulamalar gıyız kaçan ama yankın cemlat neyme diyorlar? Delil yeten kafir var, delil yetmedik kafir var. Şunun mu? Delil yeten kafir bilen, delil yetmedik kafirin iki rahatta tapağıdı var. Delil yeten kafir, İslam hakimiyeti olsa öldürülüyorum ve delil yetip ölenliğini bilsekim kıyamatta da şu doğduk yutuyaz. Şunun mu? Ama biri delilsiz, ılımsız, bilmeyen kufra şirke düşüyen mi olsa? Yankın ılımsızlığı şu iki hükümü götürüyor sonra. Şunun mu? Uzur oluyor. Ölüp dur, bilmen edip dur. Doğdu kıyım mı? Emruhu ilallah diye. Bir Allah bile. Biz onu bilemezak diye. Plan adam şirket ya. Biliyor mu? Yok. Öldür mü ya? Yani müşrik adı ayırlayan mı şunun? Yok. Müşrik adı ayırlana. Şunun mu? Bilip etsin, bilmen etsin. Müşrik adı ayırlana. Şöyle adama müşrik değil ya. Ama bilmen etken mi olsa iki hüküm götürülüyor. Oğlum ölüm hükümü bilen doğdu hükümü. Delilimiz ne mi? Sizin Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne mi diye? وَمَا كُنَّا مُعَذَّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Allah Teala şu tadı, Resul indir yancak, yani bilir yancak, ait yancak, düşünür yancak.
azap vermeyesi. Şu ayet Allah Teala azabı götürdü mü çondan ya da neyim kufur adını götürdü. Dine azabı götürdü. Ama kufur şirk adını ondan götürmedi. Ama murci ölür neyme şu ayeti yalnız ulanıyorlar. Yani bir adam ılımsız şirke kufra düştü. Neyme diyorlar? Gönümel yankı ayeti ulanıyorlar. Ve ma kunna muazzebine hatta nebahtı Resulü. Yani peygamber uğrat yaşa on azap vermezsi de. Bizim azap badiyem var mı? Ilımsız şirke, ılımsız kufra düştü. Ve ona ait diyen, ona öğret diyen yok. Ve öyle bileyim neyse bilmekliğe de mümkünçülüyor yok. Ne bunlarla şirke, bunlarla küfre düşen adama bizim de uzakı diyeyim daha. Belki Allah'ın yanında yalkanıp, bağışlanıp cennete girmekle makmal. Ama ayet onun ne mi? Azabı götürdü. Ayet onun şirk küfür adını götürmedi. Şunun mu? Ayet ne mi dedi? İlimsiz, bilimsiz kafirler o dünyada ne mi? Tesin alıyansa azap çekmedi. Azap götürdü. Onun ne mi? Küfür adı, şirk adı götürdü. No. Şunun mu? Son çip ne mi? Bizde İki tüyüsü müşrik var, iki tüyüsü kafir var. Yani delil yeten müşrik kafir ve delil yetmedik müşrik kafir. Şunun mu? Bir adam ne mi? Küfür et ya, damak, evliyelen ölüm yolunu damak çalıyor, kıssanınla Allah'dan gayri inşallah, kabırladın, tüm yokladın, oğlu iyi sor ya. Bir seyret ya, şu adam. Bileyin neyse şu zatla ne yemediğini, bilmene mümkünçülük vardı mı? Şun oğlasını, şun yurdunu, tevhide, dine çağırayan adam vardı mı? Kitap, ilim, ulama, şun el yeterin ne mi? Hava. Onunla bu adam ne mi? Eğer el yeterindeyken yani öyle bir pervayçılık eden sebeple ne mi? Öğrenmendir, bilmendir. Bu adamın dünyasını ahiretine hüküm ediliyor. Ama gördük baktık, şu adamın ovasında ulama yok. Şu adamın el yeterini, barabilecek yerini, şu adamın mümkünçülüğünü, dine öğrenmekliği, hak bilen ne mi? Batıl tapavutlandırmakliği, mümkünçülüğü yok. Şu sebeple şirk küfür et diye. Şu adam ölse doğduğu diyez mi? Yok doğduğu diyemez. Bunun ılımsızlığı bunun azabı götürüyor. Bunun doğduğu götürüyor. Gönüm öl varıp öldürüp malını canını halal edebiliyez mi? Yok edip bilmeyez. Buna hüccet inmese bulun o. Şunun mu? Yani müşrik diyez mi? Müşrik diyez. Şunun mu? Damak çalsa iyiyez mi? İymeyez. İmam mı olsa? İzinle uyuyaz mı? Uymayaz. Şunun mu? Uymayaz. Esselamu aleyküm diyez mi? Diyemeyez. Kıyız vermeyez. Kıyız almayaz. Şunun mu? Ama öldür bol ya mı? Öldür bol mu ya? Ne için? Bu ılımsız et ya. Buna hüccet indirmeli. Hüccet iki daha düşün gerek. Köp oğlanlar düşünün o. Hüccet müşrik demekli için gerek duruyor ya. Yok. Şirk eden adam müşrik. Bunun hüccete bağlanış kıldığı adı yok. Hüccet ne için gerek diye ulamalı. Öldürmeli mi? Öldürmeli değil. Doğduğu mi? Doğduğu değil. Şunsunu çözmek için hüccet gerek. Yani bir müşrik adam, bizim nazarımızda bir Müslüman adam şirk edip, küfür edip, dinden çıksa Resulullah sana neye hüküm verdi? Ölüm hükmünü verdi. Men beddele dinehu faktuluhu dedi. Dinin yutkadığını öldürün dedi. İnni murtad adam, müşrik küfür esasında murtad bulan adam neye? Ya da aslan İslam'a girmedi kafirler müşrikle. Hükmü neye eken? Ölüm eken. Yönü seyret diye. Şunlara hüccet yetti mi? İslam daveti yetti mi? Ayet hadis yetti mi? Tevhid ne mi? Şirk ne mi? Öğredülü mü? Düşünülü mü? Şu da seyret ya. Şu da atları yetmedik bu olsa ne mi? Eğer ılımsız oluyor değil mi şu adamlar? Etiyen şirkine mi küfürüne mi? Ilımsızlık sebep etiyeler değil mi? Şunun ılımsızlığı şunun iki dağıttan korunmakluğuna sebep oluyor. Başka dağıtlardan korunup bilen atlar. İki dağıttan korunu biliyorlar. Yani gönü varıp öldürüp bilmeye Müslümanlar. Şunu. Müslümanlar vardı koktu şunun şirk etiyenini var ya. Ne mi? Şu etiyenlerimiz şirke o bilen zat mı? Ya bilen mi zat? Tövbe edeceğiz. Kayıttılar mesele kurtardı. Ama bilyesiydi mi öldürülüyor. Şunu. Bilmeye almasa ne etmeli? Ayıtmalı, öğretmeli, kayıt demeli. Kayıtmadı mı ondan öldürmeli. Şunu. Ölen sana doğduğu demeli. Yani ılımsız kufra, ılımsız şirke düşen adam iki hükümden ne mi saklanıyor? Yani ölüm hükmünden ve ömürlük doğduğu yoktan. Biz ne mi diyeceğiz? Şula adam bilmeyen ölün mü olsa? Ne mi? Emruhu ilallah. Bunun işini Allah bilir. Biz on ulan Allah'ın arasında koşulumuz yok diye. Ama şu dünyada şirk eden müşrik. Ona müşrik demekli için hüccet gerek gel. Gördük baktık şu adam şu dünyada şirk edip dur. Bilip etti, bilmeyen etti. Bizim işimiz yok. Dünyevi hükmü veriliyor ama. Şimdi ölün sana yuvulmaya ya. Ölün mü olsa ona doğa dilek edilmeye. İzinden sadaka canına ne mi? Uğradılmaya. Şimdi değil mi olanlar yakı mesele. Ya da yeni açıklama Allah. Bağ mı? Son şüp neyme? Köp oğlanlar ödüm. Muhammed İbni Abdülvahab Rahimahullah'ın sözünden neyme? Şübhe düşüyorlar. Her bir ulaman öd ulanıyan sözü var. Muhammed İbni Abdülvahab. Kâvat neyme? Kâfir diye mizat diye. Kâvat adam şu kâfir diye mizat diyen adamsına müşrik diye.
Kavat sonra diye Muhammed ibn Abdülvehhab'den. Avrat çokun yanlar kim? Müşrik diye. A kavadım men kafir deyip bilemak diye. Ilımsı deden muhasalar. Ne bunlar ne ama? Murci ölür. Ya da hani tevhidi ne ama? Şu selef akidesini ulamaların elinden ne ama? Olan kitaplarını, kasetelerini almadık oğlanlar düşünün oğlanlar. Ne hilay diye. Şeyh-i İslam ne ama? Muhammed ibn Abdülvehhab'den iki ürünü vardır öğütüyorlar. Yani ilımsı da olsa ne ama? Kafir değil ana. Allah mullah mahoda kafir değil diye düşünüyor. Yok. Şeyh-i İslam Muhammed İbn Abdülvehhab ne ama kitabını içen oğulları, artıklar, okuvçuları ne ama diyorlar? Açıklayalar. Muhammed İbn Abdülvehhab haçanla müşrik değilse ne ama kodunu tutuyor? Dünyavi hükmünü kodunu tutuyor. Düşündün mü? Müşrik değildi mi? Dünyavi hükmünü tutuyor. Allah'ım yetsin yetmesin şu Muhammed İbn Abdülvehhab'ın yanında müşrik. Düşündün mü? Et yağının adına şirk değil, bilsin bilmesin şu müşrik. Dünya hükmü belirliyor ama. İslam adı verilmeye. A kâvat, kâfir neme deyip bilemek diyene nemen kodan tutuyor. Ahir yedini. Düşündün mü? Yani şu adam bilmen et ya. Doğuda kıyım mı? Yok. Onu deyip bilemek diye. Düşündün mü? Kâfir sözünü ayırsa, yani ilim yetmedik kâfir kodan tutuyor. Ama müşrik sözün değilse, dünyevi hükmünü kodan tutuyor. Delil yetsin, yetmesin şu dünyada neme diye Muhammed Allah? Şirk eden adama şirk diye. Şirk eden adama müşrik diye. Ama ilimsiz şirke düşen mi olsa, ona kafir diye bilemek diyene kodama tutuyan da ne mi? Dine ne mi? Ahiret hükmü bilen ölüm hükmü. Şunu mu? Planıyor şirket ya. Şalar öldürmeli kafirlerden mi diysen? Yok diye. Hüccet indirmeli. Onlar müşrik yine hüccet indirmeli. Plan o olan adamı şirkte ölüp dururlar. Şalar doğduğa düşen kafirlerden mi? Yok diye. Hüccet inmese onlara doğduğa düşen kafir deyip bilmeyen. Şu an şu ulamalar ne mi? Muhammed ibn Abdülham Söyden Okanlar, Şeyh İslam ibn Teymiyyen. Ve onun yukarıda ayet, hadis, bu zatlar okan ulamalar ne diye? Kafir iki varmışlı oluyor diye. Hayır kafir, delil yeten kafir var, delil yetmedik kafir var. Delil yeten her kafirin ne ama? Dünyada da edilmeli hükmü şuna veriliye, ahirette de. Delil yetmedik kafirin, dünyadaki hükmü veriliye, ama ahiret hükmü verilmeye. Oğlum ölüptür delil yetmen, ölüptür ne ama? Bilmen şirkte, kufurda yaşar, doğuda kıyımı diyemeyen. Düşündün mü? Allah Teala'nın ilmini diyor. Allah Teala'nın yanında şu bir neyme bağışlarlık da adı olsa neyme bağışlaya yok tamam da uzak atalı. Ama biz bu dünyada neyme ilimsiz eden mi olsun, ilimli eden mi olsun şunla neyme dünyada şirk edene müşrik değil ya, dünyada kufur edene kafir değil ya. Şu an şu ulamalar neyme diye. Şu şerikatın, şerikatta, Kur'an'da, hadiste gelen sözler neyme ad ve hüküm değil de. Şunun mu? Şu ağat bilen hüküm ayırmak bulunu. Şunun mu? Şeriatta bir ağat ağzallı mı? Şu dünyada ve ahirede ne ama? Yeğeriyen hükümler var. Kaide ne ama diye? Asıl kaide şu ağat bilen hüküm bile yürüdülmeli. Şunun mu? Yani yine bir kaide ne ama diye? Likulli kaidetin ne istisna. Yani başka bir kaide ne ama diye? İskul şeyini kavul etmeyen kaide yok. Şunun mu? İnni şu ağat bilen hüküm meselesinde iskul şeyini alayan adamlar var mı? Ba, üç adam onun ya diye zeyler. Şunun mu? Yani bir adam şirkette müşrik değil ya. Tayyip. Şimdi şu müşrik adını Allah değil mi? Şu dünyada ve ahirette iyidini eğirmen hüküm var. Şu müşrik adını eğirmen hüküm ayırlanak. Müşrik diyen adamın hakkında hükman şu hüküm yürüdüleymeli. Yöne ulamalar ne mi diye? Üç adamın hakkında diye müşrik adını versem kevr hüküm şundan ayırlıyor diye. Şunun mu? Kâvr halette ne mi? Üç halette müşrik diyenem mi olsak şu adama? Ne mi? Kâvr hüküm şu ağattan ayırmalı oluyor. Birincisi kim? Yan İslam'a giden adam. Birincisi ne mi? Hadis-u ahdin bil İslam değil. Arapça hadis-u ahdin bil İslam ama Türkmen şahitlik ne mi? Yan İslam'a giden adam. Misal, bir adam yan İslam'a girdi. Giriver ne mi? Giren vaktine de ne mi? Bir adam İslam'a girenler. Hemme zaten bilebiliyem dinin içine. Bar, halal, haram, tevhide, dine, ibadete hemme değişikler bilebiliyem mi? Bilebilmeye. Şimdi yan bir İslam'a giren adam ne etti? Giren sonra ne mi? Arak haram derliydi. Arak haram derliymek ne mi? Kafir. Doğru da ben babama kafir diyemeyiz. Şunun. Ya danim, yan İslam'a girdi. Bilenek ibadetin ne dediğini. Kıssana ne Allah'dan gayriğini çağırdı. Düşündün mü? Ne mi diyez? Şirke düştü diyez, müşrik diyez, öldür yaz mı? Öldürme yaz.
Şey diyeyim ölü doğdu oku diyesin doğdu oku diyemez. Sebep sen neyme bilmesizlik akma. Düşündün mü? Belki şu an İslam'ına sebep olan adam neyme? Aydan neyler. Düşündün mü? Düşündür on neyler. Ama asıl neyme İslam'a giriyen adama neyme kim sebep olayan adam bir kapırın İslam'a girmekle sebep olayım öğretmiyor. Kıssanın da Allah'ın çağırmaklığı muvadet. Tevekkül etmekle muvadet düşündün mü? Şimdi şu adam neyme yan İslam'a da zınan haramdan inkar etti. Zınan haram denildi. Düşündün mü? Biz buna kafir diyemeyiz. Ne için İslam'da Kur'an'da hadisi zina haram ayet ayet hadis eti. Ben yani İslam yerdim bilemem diye. Yani bu adama ne demedi diye? Öldürülmeye. Şunun bu adam ne mi ölse doğduğu değil mi? Bu adama öğretiliyor, düşünülüyor. Şunun mu? Ya da hani şey ölüp gitti. İkincisi ne mi? Bunların ne mi? Müşrik değil. Şirke düştü mü, küfre düştü mü? Yani İslam'a girer adamım. Ne mi? Müşrik kafir değil ya yönü. İki hüküm ayrılıyor yankıdan. Ölüm hükümü bilen doğduk hüküm bundan götürülüyor. Düşündün mü? Bilmeyen eden mi olsa? İkincisi kim? İlmin ulemalın neyme yok yerlerini önümesin adam. İlmin ulemaların neyme yok yerini önümesin adam. Ellezî neşe'e bibâdiyetin ba'idetin an intişâril ilmi vel ulemâ. الذي نشأ ببادئة بعيدة عن انتشار العلم والعلماء. İslam'dan uzak ülkelerde ulemaların ilmin yok yok yerlerine yayramadık yerlerine ne mi? Önümüzün adam. Şirke küfre düşünen olsa biz ne mi diyeceğiz? Müşrik kafir diyeceğiz. Yönü şunları hüccet inirmesizden ne mi? Ölür bilmeyiz. Ba'idetin. الذي نشأ ببادية بعيدة عن İntişar ilmi ve ulema. İlmin ulemaların neyme yayramadık. Neyme yerlerine önümesin adamlar. İlmin ulemaların yayran ülkelerinin uzak ilim ulema yok yerlerine önümesin adam. Şimdi bize bir adam var neyme o uzak uzak çöllü dağda beyvanlı neyme cülgelerde önümesip dur. Önü de Müslüman niye? Yöne şirk küfür edip diyor. Şunu da ölüp dur. Düşündün mü? Biz onların ama dünya hükmünü veriyoruz. Dünya hükmünü veriyoruz. Müşrik diyoruz, kafir diyoruz. Ama önümüzden diğerisi çıksa, şunu aitman, düşündürmen öldürmeyiz. Düşündün mü? Ve ölüsü kavat gelse de, ne ama şunu doğduğu deyip hüküm etmeyiz. Düşündün mü? Şunu doğduğu deyip ne ama hüküm etmeyiz. Üçüncüsü ne ama? Kafir yurtta önümüzün. Ellezî neşe'e fî bilâdil harb. Fî dâril harb. الذي نشأ بدار الحرب ön kısa yüzde vurunda misal şunun ama Orsiyedin içinde ön vesen adamlar Amerika'da Avrupa'da ön vesen adamlar şu taydan bir Müslüman geldi önüne Müslüman niye yönü küfür edip diyor şirk edip diyor düşündün mü yan bunu yaşayıp yorun yeri belli zaten. Şunu İslam'a düşmançlık eten kapır yurtlar. O tayda hem ilmin ulemaların İslam'ın neyme yayramadıkları hemme malim. Şu an şu bu adama neyme hücceti indirmesizden, ayıtmasızdan, düşündürmesizden buna neyme ölür bilmeyiz. Şunu mu? İslam hükümeti bağıran mı olsa. Ve buradan ölüsü kavat gelse de buna neyme doğduğu diyemeyiz. Yani şunu da İslam'a küfür şirk adı bunun ayrılanak. Sebep bize neyme dünyada ulu küfür ulu şirk eden adam müşrik kafir. Şunu neyme bek belli. Şu üç adamın hakkında müşrik değil yani muhta kâvır hüküm neyme diye dedik. İlimsizliği sebeple götürülüyor. Ama şu üçten başka adamın hakkında neyme ilimsiz neyme adamın hakkında neyme adına verilen hüküm ayırlana. Müşrik mi? Dünya ve ahiret hüküm şuna veriliyor. Ama şu üç adamın hakkında neyme ilimsiz, neyme şirke küfre düşer olsa, müşrik diyenem mi olsak, kafir diyenem mi olsak neyme dünya hükümleri veriliyor. Ama ahiret hükümü bilen ölüm hükümü yankıdan götürülüyor. İlimsizliği halas ediyor. Şunu mu? Yani kafirin, müşriğin neyme ilimsizliği neyme yankı iki hükümden bunu halas et diye. Neyme zatıdan halas et diye, ölümden halas et diye ve doğduktan. Gördük baktık neyme Müslüm deyip diyor bir öğrenme ama şirk et diye, küfür et diye. İlimsizliğini bildik, şu et yiyen adının küfürdüğünü bilmeyenliğini bildik, onu aydanın, edenin yoktuğunu bildik. Yani bunun ilimsizliği bunu halas etti neymeden? Ölümden. Yani bunu hükmen hüccet indirmeli oluyor. Düşündürmeli oluyor, ayıtmalı oluyor. Ve şu anla da ölüsü kavat geldi mi?
Bunu neme gömme yatsı, cananada koma yatsı, şunu yuma yatsı, müşrik kafir deyip gömme yatsı. Ama ılımsızlığı buna, bir tarafın buna doğduğu demeklikten neme halas et ya. Buna neme Allah bilir ya bu işini. Şunluk değil mi? Yani sapağın neme aslında sapağa girmek yok. Yani kâfır da atla düşündürme. Lük yönü neme. Ama hüccet. Hüccetim neme hüccet. Hüccet demek neme hüccetim delil. Şunluk mu? Yani hüccet yetmeliydi ya yani delil yetmeli şunu mu? Yani delilim ne ama nehilek yetmeli. Köp kış fikir et yani ama her bir adamın kulağına ayet hadis okulmalıdır. Ya hüccet yetmek o değil. Hüccet yetmek ne ama şol adam öğrenin bileyin neyse şon mümkünçülük ne ama şon ne ama yetebilecek yerine hüccetin varmaklık şey. Şunu mu? Bir adama ne ama hüccet yetmeliyse kâbir fikir et ya yekeme yekeme her bir adamın kulağına öz düşünen diline Arapça neme ayet hadis okulmalıdır. Ya o böyle değil. Hüccet yetmeklik neme? Şu adam öğreneyin neyse neme? Şu adam okayın neyse son okap bilecek, yetebilecek yerine neme? Alimin olmaklığı, ilmin olmaklığı. Şunu. Sonra yetebildi mi? Yani öyle yetecek olmadı. Öğreneyin niyenle ne ama? Öğrenebilecek şeklinde kitap vardı. Düşüneyin niyenle. Son düşünebilecek dilinle ne etti? Delil vardı. Şunu. Son öyle yeterli. Mesela şu lavada bir adam mı? Ulu şirk etti. Yani. Doğru değil mi? Küfür etti. Yani. O lavada da alim mi? Şu tevhide çağıran alim mi? Şu istese gidip öğrenip biliyor şunu. Sorap biliyor. İlim alayın neyse. Şu lavada gidip ilim almakla mümkünçülüğü var mı? Yok. Bak. İlim alayın neyse. Yurdundan aşıp. O yurttan ilim almakla mümkünçülüğü var mı? Yok. İlim almaklığa, ilim öğrenmeklığa mümkünçülük dördüm şu adama, eğer sana hüccet yetti hasabını alayım. Şunun. Haçan hüccet yetmedi hasabını alayım. Şu adam alayın öğreneyin neyse de sana almanı öğrenmeklığa mümkünçülük dördümedi. Şunun. Ne aylık vardı dördümedi? Yani alım geldi, öyle düşünüşü bilmediler. O Arapça öğreniyor bu Türkman. Arapça düşünen o. Şunun mu? Ya da düğümünden alım gelmedi, yetmedi. Şunun mu? Şu ulamalar ne mi? İmkaniyetu teallumul ilm deyip kaide koydular. Şunu mu? Yani imkaniyetu teallumul ilm. Bir adam öğreneyin neyse, bileyin neyse, şu an öğrenmeklüge, bilmeklüge, mümkünçülük, badı mı yoktu? Bağ olsa, şu ılımsız şirkeden bilen, ılımlı şirkeden den diyorlar. Şunu mu? Öde gideyin, öğreneyin, bileyin neyse ne mi? Olava aşı biliyordu, o yurda aşı biliyordu, internete gir biliyordu, kasete alı biliyordu, sonra biliyordu, can edi biliyordu. Mümkünçülük tapıldı mı tapılmadı mı hak öğrenmekle? Tapıldı. Yani öde bir pervaylık etti değil mi? Şu bir pervaylığı sebeple mümkünçülüğü baka, ilim öğrenmekle. İlimsiz şirkte, küfürde yaşattı değil mi? Şunu adam bilen, ne mi? Kur'an'ı bilip, ilim esasını şirk eden adamın ikisi diyeyim diyorlar. Şunu mu? Hüccet demeklik ne mi? On kulağına ayet hadis yekeme yekeme her bir adama yetmeklik şartta. Şunu mu? Şöyle adam düşünüyün neyse, bileyin neyse, şu düşünecek dilinle ne mi? Öğrenmekliği, okulmekliği, Allah tarafın sana mümkünçülük dörödüldü mü? Hüccet yetti kafa. Şunu mu? Kanaka dalmaklığı şartta. Şu ayretin suratı özüne aydınmaklığı şartta. Ve özüm şu öğrenmek niyeti bilen, ha? Öğrenmek niyeti bilen eşitmekle gam şartta. Kâr adam ne amet ya? Şu Novosti'n açıyan, doğru değil mi? Televizyon açıyan, televizyon açıyan bunun bir adam tevhid çirk vardı gurla atıyor. Bu niyetinle tevhid çirki öğrenmeklik yoktu. Kino var, yani futbol var, yani televizyon açtı doğru değil mi? Televizyon açtan bunun bir alim tevhid çirki öğrenme atıyor. Şunu mu? Şuna hüccet yetenek diye müşrikler ne ama? Dedim bu ilm almak niyeti bilen onu açma şeyle kabat geldi diye. Şunu mu? Yok, şu kabat gelen ne de? Kulağına değdi değil mi? Şirk ne mi? Kufur ne mi? İman ne mi? Cennet ne mi? Doğruluk ne mi? Şu an öde ilm almak niyeti var vakti yetmekliği şartta. Murciyeler ne mi diye. Yani hüccetin yeni bir şartı var diye. Şu adamın öde ilm almak niyeti bilen. Şunun bilenin, öğreneyin diyen, ilm alayın niyeti bilen ne mi? Dinleyen delili şu an hüccet diye. Ama attanlıkta şöyle kulağına değdi geçti o hüccet demiş. Şunun yok. Televizyon usulen yetsin. Şunun mu? Delilin usulen yetsin, Kur'an'ın hadisin usulen yetsin, Sputnik'in usulen yetsin. Şunun mu? Köçümün geçip var yakın bir broşür yatan eken, bir kağıt yatan eken. Doğru değil mi? Alıp okudun. Şunun içinden hemen şirk haram. Allah'tan gayrini çağırmak, Allah'tan gayrını dile getirmeklik bolun yok. Şunu okuyup sonra ne yemediğini düşünmen zındın değil mi? Yani sen kulağına gözüne düştü.
Şirk haram. Allah'dan gayrini çağırmak bolunu. Allah'dan gayriden dilek etmeklik bunu. Şu sana yettin bolunu, hüccet yetti sana. Şunu mu? Ve kanaka dalmaklığına bir şart değil. Köp kışım neyme diye. Kanaka dalmalı. Ödem kovuryan adamısından delil yetmelimiş. Kovuryan adamısından delil yetmiş. Yok. Kovuryan adamın olmaklığı. Kanaka dalmaklık. Ayretin yekeme yekeme kulağına yetmeklik şart değil. Neyme şart? Neyme? Sen mümkünçülüğün, neyme yetyen çeğine ılmarmaklık şart. Sen mümkünçülüğünde telefon arkalı, faks arkalı, internet, kompüter arkalı, kitap, tercüme, dosyar, komşu kolum arkalı. Sen şulun haytan mı olsa yansı ağzının neyme vesiletten, haytan mı olsa bir yerinin üstünün. O kayna ulanın bileğinliğinde sen düşünecek dilinde o kap öğrenmeklüğü, bilmeklüğü, kâvır soruklarına cevap almaklığı neyme mümkünçülük. Dörükten Allah tarafın. Sen bilen bilen ikisi deysen şunu. Sen eyyem ılımsız nişanlan sana şirk küfür etsen sen neyme hüccet inni hesaplanılıyor şunu. Ama bir adam öğreniyor ya bileyin ya gözlüyor şunu. Hakkı tapacak koyuna mümkünçülük yok. Telefon edip bilenem, internete girip bilenem, internete giriyenem tananak. Sonra bana da adam yok, alımım yok. Hiç mümkünçülük kesirli. Ne bu adama hüccet inmedi sahile şunu. Bu adama hüccet inmedi sahiliye yönü. Şun hüccet inmesizliği bunu iki zattan halat et ya. Başka zattan halat edin abi. Neyme zattan halat et ya. Ölümden halat et ya. Ve şuna doğduğu değilmekten halat et ya. Ama müşrik adını, kafir adını götürmekten halat et ya. Şun ılımsızlık. Yok halat edin abi. Şunun. Dünyada kafirle neyle katlaşacağımızda şun kalıp katlaşacağız. Ahir yedi Allah biliyor diye. Şunun. Ve sonum hüccet inler yani de neyme şart koyulur. Yok. Hüccet inler yani şart gerek gel. Şunun. Sen ulu şirke, ulu küfüre düştün mü? Kim şu zadın, şirktiğini, küfürdüğünü bildi mi? Sana sen düşünecek dilinde düşünür bildi mi? Hüccet iyini. Şunu bir 60 yaşlı adam şirk et diye. 5 yaşlı adamım şuna düşünecek dilinde düşünür bildi değil mi? Şuna hüccet iyini sahibi. Şuna yetti mi kurtardı? Yani kevr meselelerden ama hüccet iyinleri yani adam alim olmalı. Oğlum, hafi meselelerden. Şunu mu? Yani ilmin bulmasa, alim görmesen düşünüp bulmayan meseleler var. Kevr alimden yanlışan meseleler var. Şunu Allah görülüyor mu? Görülüyor yok ahirette. Şunu mu? Deccal bağ mı? Yok. Mehdi gelmeli mi? Gelmeliler. Kevr meseleleri kevr ulamalar bilmeyen bilir. Şunu mu? Kevr ulamalara bilmedik meseleler var. Hafi mesele değil ya bunlara. Giyinçlikleyin, İslam ümmetinin arasında giyinçliğin yayramadık kevr ilimler var. Şu meselede hüccet inler yan adam alim olmalı. Sen şu bölüğüne cevap verip bilen mi olmalı? Şunu mu? Ana şunu alak alım sana ne ama hüccet inirdi. Ve sonra ona cevap verdi. Şu bölüğüne ayırdı. Ana şunu hüccet inirli diye. Ama yankıyla hafi meselelerde, ümmette giyin işleyin, yayramadık meselelerde, kâvr alımla, talipla, yalnız bilen meselelerine. Ne ama ön yetenin hücceti sana hüccetten. Şunu. Ön yeten o meselede de sen bilen delilleşip bilen hak. Düşünürüp bilen hak ne ama. Düşünürüp bilen hak. Sen sonra ona cevap verip bilen hak. Kâvr sonra ona cevap verip bilen hak. Sen hüccü neyme şübhülüğünü ayırıp bilene. Bu adama neyme hatta kafir adam verilmeye. Müslim diye. Şunu mu? Diyen de adı küfür mü olsa, etiyen de adı küfür mü olsa bunlarlık suratta. Müslim değil ya kafir adam ayırılmaya. Şunu mu? Ama aydın küfür var. Aydın şirk var. Allah'a sevmek, peygambere sevmek, dine sevmek. Men komünist, men mason, men ateist demek. Şunu mu? Ölüm yok, doğduk yok, cennet yok, ölüm son dirilmek yok. Bu da atlar bir derek demek. Aç açan Kur'an'a, hadise, İslam'a düşmançılık etmek. Kur'an'ı atlamak, meçit yıkmak, dinin üstünden gülmeklik. Neyme Allah'dan gayrı ibadet etmeklik, kabırların yoluna damak çalmaklık, kıssanın da olur çağırmaklık. Bu da atlar neyme arası. Ön yeten, şu adın şirkliğin bilyen adı, ön yeten sana neyme hüccet indir bilyen. Şunu, ön yeten, sebepliysen neyme aran haramdan bilmeyen var mı oğlum? 3 yaşlı, 5 yaşlı çağa bilyen aran haramdan bilen ha. Bilye. Şunu. İnne bir adam arak içinde, şunu adam sen arağın haram deyip biliyem deyip bilen hap. Deyip biliyem sana. Edil şunun alakı arağın haramdığını. 5 yaşlı adam sana aydıp biliyem olsa şirkin kine mi aydı biliyem sana? Şunu mu sen ulu şirke düştün, şu ayda bir yerine ama sen ettiğinden şirkliğini bildi. Başkaları da bilmedi de şunun şirkliğini biliyem. Sana sen şu ettiğinden şirk, Allah Teala şunu bağışlanak, dünya ve ahirette sen tövbe et. Şunu etten İslam'dan çıkıyanıp sana düşündürdü, kayıtmadın mı sana hüccet yetti. Ahir edin de önemli hüküm ediliyor, doğduk ediyor. İslam hakim edin mi olsa, adın mı kadete veriliyor, tövbe ettiriliyor, tövbe etmedin mi öldürülüyor. Şunu mu? Şu tövbe ettirilmekle gönlüm ne ama, yine murci ölen şu böyle salıyorlar. Tövbe ettirilmese şuna müşrik deyip bolu nok diyorlar. Yok, tövbe müşrik demekli için ettiriliyor mu ya, müşrik demesizlik için yok.
Tova şu kafir öldürülmeli mi öldürülmeli lan? Şu an şu yüvettir ya. Aslında sen tova ettirilmekli için kaziyete verirlen. Ne için? Bir günah adam ne için kaziyete verirlen? Sen bir günah olan için kaziyete verilmedi. Sen kafir oldun, sen müşrik oldun. Şu an için kaziyete verirlen. Enne kaziyet çözü ya. Enne şu kafir müşrik. Öldürülmeli mi öldürülmeli lan? Şunu mu? Sonra kaziyet sana ne için? 3 gün mühlet veriyor. Tova edip İslam'a dönüyen mi dönen o? Dönen ok diyensen ondan kadiyet hüküm çıkarıyor. Öldürmeli şunu diyor. Ondan öldürülüyor. Ama tövbe edip döndü mü kadiyet şundan nimet ya tövbe olsun. Kabul edip nimet ölümünü kayıtlar ya. Şu an şu kâfir murci ölür nimet ya. Dine tekfir edebilen, bir Müslümanı dine kâfir diyebilen kadiyet diyorlar. Yok o yalan vurdum şunu mu? Nimet müşrik kâfir nimet ulamalar diye. Şunu mu? Ve talipler biliyor. Kim şu kufurduğun şirktiğin bildi mi şu diyebiliyor. Sana istenlik bir Müslüm sen ulu kufura ulu şirke düştün mü sana kâfir müşrik diye. Ama her bir Müslüman seni öldür biliyor mu? Öldür bilmeye. Her bir Müslüman sana doğudakı değil biliyor mu? Doğudakı değil bilmeye. Seni öldürmeklüğü karar et yani kim? Kadi. Müslümanlar ne yapmadı biliyor? Sendin adın kadi teber biliyor. Biri var Allah'a seviyor. Biri var öldürü çokunuyor. Sen adın veriyor. Onun kadiye sen ısınla ne yapma? İş geçiyor. Sen aklın yerine adam mı? Ne koyuyor? Hem şartlar var. Kadiyet et, kadiyet et en son. Hem seyretmeni. Sen hakkında kâver şartlar takılmalı. Aklın var mı? Ulluk yaşına yettin mi? Yani ağaran sayıcı selcerer yaşında mı sen? Öğüt erkek ihtiyarına meyletin ettin mi? Şu eden radın kufurduğunu bilyen mi sen? Şunu mu? Şu rahatlar sen hakkında tapılansan onun kufur değil. Ama bu adam ne mi kufur edip de böyle kadiyete verdik olayın değerli olup çıktı. Bu adam beyen bağışlar ya değerliden kalan motor. Ya da hani 2-3 yaşlı çağa entek ağaran saygırmayan çağa olup çıktı. Şunu mu? O bağışlar ya. Ya misal için ne mi? Zorluk aslında didirlenme olup çıktı. Şunun bağışlanı ya. Ya ne ama? Sen o ne? Allah'ı sevdin diyen de vallahi ben bilemem ağa diyor. Hatta diyen göreyim kast şu. Şu diyen zadına ne ama? Bilmeli yani. Eden zadın kufurduğunu bilmeli yani bu sebebi ne ama? Şu kufur sözü diyenliğini bilmeli. Şunun mu? Yani sen Allah'ı sevdin. Şu Allah'ı sevdin biliyen mi? Yo bilemem ağa dedi. Şunun. Vallahi bilemem ağa dedi. Bu bağışlanı ya. Ama o bilyen yönemen kafir ve mekluğu ya küfür kast edemek o murci en vurun. Sen kafir ve mekluğu kast et, kast etme, ne ama küfür niyet et, niyet etme onların işimiz yok. Yönetin Allah sevgondun bilyen değil mi? O bilyen. Erkek ihtiyarına dedin değil mi? O zorladın biri yok. Eğer kadi et ne ama sen 3 gün tövbe diye, mühlet diye. 3 gün mühlet, 3 gün mühletin içine tövbe ettin mi? Tövben kabul edilir. Tövbe etmedin mi? Boynun ne ama çıkan yerinden ayırlayar. Şunun mu? Şuan şüp ne ama? Bunlar murciyeler ne mi? Karıştırıyorlar. Kadin etmeli vardı ile alımın etmeli vardı ne mi? Bulaştırıyorlar. Bir adam ulu şirke, ulu kufra düştü mü? Şöyle adam kufu kafir değil ya, müşrik değil ya. Ve dünyada da kafir bile katnaşış mı? Ya da katnaşıyaz. Ne mi? Ilımlı olsun, ılımsız olsun. Hüccet yeten mi olsun, yetmedik olsun. Ama ölmelim ölmeliler o kadiyetçe diye. Düşündün mü? Tövbettir ya, kadiye seyret ya şunun hakkında, aklı yerine mi, erkek ihtiyarına dedi mi, şu küfür söz şunu diyen dedi, öyle bir bilmem ağzından çıkan adını düşünün. Ağzından çıkan adını bilmeli, düşünün. Ya da edin hareketini bilmeli. Kadiyeti etti, plan adam Kur'an'ı otladı diyor. Kadiyet çağır ya, sen Kur'an'ı otladın bilmem mi? Vallahi bilmem ağa o diye düşünün. Ve o kitabı otladım yani Kur'an'ını bilmeyenlerin ya, yani bu ne mi? Nükle serasak bu, sen şu otlan adın Kur'an, düşünün mü? Sen dinden çıkan nesihat öğüt bilen kadi koyver ya. Şunu mu? Can şüp ne ama bulur diye murci olur ne ama şurut tekfir olmalı, mevaniye olmalı. Bir adama kafir diyecek olsan on şartları olmalı o diyor. Göğe ya biz son bilmeyen ya. Şunu mu? Yani olur bilyemiş, düşünyemiş ne ama biz bilemez akmışık, düşünemez akmışık. Beden bilyez, bir adama kafir diyecek olsa şartı var. Şunu mu? Bir adama kafir diyecek olsa ne ama şunu kâfir diymetlikten bizi saklayan vasıfları götürmün. Onu bizden biliyoruz. Açıklamam atıyoruz. Düşündün mü? Yani ne ama bunun kalbinin ne ama bir dikkat alıpları. Bunlar ay hüveslerine eğer yalır. Şu an için bizim sözlerimizi düşünme ve müstenaklar. Ulemanın sözlerini düşünme ve müstenaklar. Ve Allah ve Resulünün sözlerine ne ama dinem. Allah ve Resulünün muradına göre düşünmen. Öyle muradlarına ay hüveslerine göre batıl akidelerine göre açıklayalar. Şu an için ne ama? Kadiyete yetmediğinden ön. Ulu şirke, ulu kufra düştü mü? Şöyle adam kafir. Şunu. Ama kadiyete yeten son. Seyredil ya şu adamın hakkında kafir demekli için gerek şartlar tapıldı mı? Tapılmadı. Seyred ya. Birinci şartı ne mi? Aklı yerinde mi? Şunu seyred diye. Şunu mu? Birinci şartı ne mi? Akıllı olmalı. Aklı yerinde mi? Gördük baktık değerli. Ya da bir değeri dermanın ya da urguyun aslında nedir? Şunu mu?
Urguyun aklı ne ediptir? Ya darim katı neme bul adamı yan bağışlan ya düşünün mü? Yan bul kalem götürlen bunun. Narkoğadın aklı ne ediptir düşünün mü? Urguyun aklı ne? Urguyun aklı neme kellesine zeper yetiptir. Sonra deyiptir. Düşünün mü? Yan birinci şart neme aklı var mı? Yok. Seyredil ya. Aklı yerine ken birinci şart tapırlı. Aklı yerine de mi? Bollu bağışlan ya. İkinci şart neme erk ihtiyar ne ediptir mi? Adam zorluk aklı ne ediptir? Onu seyredil ya. Düşünün mü? Ama gördük baktık zorluk aslında didirliptir şu kufursuz. Ya da ne mi şu amal şuna zorluk aslında ettirliptir. Bağışla ne bu adam? Ama öder kıhtiyar ne diptir? Hem ikinci şartını tapırlı. Üçüncü şart ne mi? Buluğ olup durun bu adam. Bulmadır mı yani? Ağaran selceler yaşına yetiptir mi? Yetmendir. Gördük baktık. Tek ağaran selceler ak. Doğuluyor cinsini bilen ak. Çağa. Şunu mu? Kulonun düğüne şap batçalıp ne mi? Nikle beydiğime dik koy veriliyor. Öğüt veriliyor. Nefi ikat ediliyor. Ama gördük baktık. Hem ağaranı bilye. Şunu mu? Ve o neyme erbet neyme düşünüp atıyor. Şunu hem üçüncü şerften takılıptır. Dördüncü şerti neyme ağzından çıkanladın bilye mi öde bilye ne? Belki bir gencine neyme sonra bir hadise geliyor ya. Çölbe yuvanına neyme diye. Diyosunu koşu poşuyla yitirip son tapanına neyme diye bir gencine. Ey Rabbim ha, sen ben Rabbim men sen kulun diyecek olup neyme bir gencine dili yanlışıp neyme diye. Sen ben kulum men sen Rabbim diye. Fiğamama neyme diye, akhtaa min şiddetil farah diye. Gatı beygencine yanlıştı diye. Ağzından neyme çıkanı şu adamın öde bilenek, onu biz biliyoruz. Hadis ayıttı. Ama şu ad, şu adam ağzından neyme çıkanı onu bilenek. Ya neyme oğullarına vesiyet eden, beni ölsem yakın diye ara, korkusunu huzul yağdayına düştü diye ulama. Huzul, özünü yitirdi. Duygusunu yitirdi. Neyme diyeni, neyme hareket buyur yani bilenek. Bunlardan kalem götürülüyor yani şunu. Neyme dördüncü şartı neyme? Şu ağzından çıkan dağdın, neyme çıkan dağdı bilme. Senin şu at yani kufur sözüydün biliyor musun? Eûzu billahi mineşşeytanirracim diye. La ilahe illallah. Vallahi neyme diyen bilemek. Neyme dedin o senin şu at. İslam dini dil getirdin o diyen. Eûzu billahi diye. La ilahe illallah. Vallahi ben ağzından şu diyenim bilemek diye. Kaharma yani. Kaharma diyen. Yalnızıp deyiptir diye. Şunu mu? Yalnızıp deyiptir. Ya da katı erbet kahar gelenden neyme adam örtüyendir. Kavat kahar neyme. Çeğinden çıkırsan aklın ört diye. Şunun mu? Aklın örtün yağdayında bu adam kufur hareket etse, kufur amal etse sor. Ya sen yan kakarın gelene şey dedin. Yan kakarın gelene şey ettin. Bilyen mi diye. O bilyen diye. Bolu kutardı. Şunun. Ama yok bilemat diye. Yani bu kim hakkı veriliyor bunu? Mecnunun hakkına koşuluyor. Şunun. Yani neymet diye aklı götürülü bunu kakar gelene. Şunun şu peygamberimiz olsun neymet diye. La talaka inde iğlak diye. İğlak ne? Adamın katı öte kakar gelse akıl ört diye. Şu halette talak verenin talakı düşen ok diye. Başka bir hadise ne? La yahkumul kazi hine yahkumu ve hu la yahkumul kazi ve hu gazban diye. Kazi kakarlı kalla hüküm etmesine. Ne için? Yani kakarlı adamın aklı şeyle adamın kıdan ne? Kemi işleyen. Şu şüp ne? Bir adam ne? Kakar öte gelip örttü aklını. Şu kakar gelenin halini ne mi diyeni ne mi denini bilene. Sen koşuşun sen sonra yatma. Şehittin sen. Şey dedin. Bilemak diye. Talak verip dur. Bilemak. Dine dil yetirip dur. Bilemak. Bu adama kafir değil mi? Yani bu mani yap. Şunun mu? Ya da katı beğencine ne mi? Aklı örtündü ne mi? Yanlışıp dilini ne mi vuruluyen bilemak. Beğencine ne mi hareket ettiğini yani bilemak. Bu da atlar mani yap. Şunun mu? Ama bunlar fikir ettiği ne mi? Şuru yankı. Bu adama kafir değil mi? Şimdi tapılmalışır. Hemme yerde ne mi? Yani şu dünyada kafir değil mi? Şu dünyada kafirle katlaşmakla düşünüyorum ne ama gerektir öykedir. Yok. Bu adam ne ama yan kıyarık zatlarını taptık mı? Kaziyet bulmaz o da. Biz ne ama diyeyim itikad etmez o adama. Müşrik demeli. Ama kaziyetin yanında yan kışartlar tapırlı mı? Öldürmeli oluyor yan kaziyet. Düşünüyor musun? Tövbe etmeyelim öldü mü? Ahiretine doğdu okuyu demeli oluyor. Ama şunu alak adam. İslam hükümeti yok. Kaziyet yok. Düşünüyor musun? Bizim yanımızda şu şartlar tapılıyan kadındı. Akılına dedi, öder ki ihtiyarına dedi, ağzından diyen adına bilye, ulluk yaşına yeten, kadılığa yetmese de biz kim deyip itikad etmeli şunu? Müşrik deyip itikad etmeli, kafir deyip itikad etmeli. Ve dünya hükmünü vermeli, dine iki tane hükmünü saklanıyor. Oğlum, öldürüp bilmeyiz, ta hüccet iniyense, ya da kadiyete kaldırılıyense, ve ya ölayenem olsa ne ama doğdakıyı deyip bilmeyiz. Şunluk değil mi? Şuan şu hüccet değilen adama, adamın ne ama öde, günümül kulağını barmaklık yeke yeke düşündürülmeklük şart değil. Öyle düşünüyün neyse ne ama mümkünçülüğü var ne ama düşünmeklüğü öğrenmeklüğü tapayın neyse mümkünçülüğü var
hak tapmaklığa sonra aynı ise mümkünçülük var sonra mana ulamalar eğer bu adam neyme ilimli bilen den görülüyor bilip etken bilen şu den hasaplanılıyor düşündük mü oğlanlar enne neyme sana ayet getirdi. Birinci ayete Nisa'dan 48. ayet, ikinci ayete Maide'den 72. ayet. İnna Allaha la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha diyana. Bu neyme müşriğin dünyadaki hükmü. Şunun mu? Dünyada şirk eden neyme dünyada bağışlanacak. Yani müşrik değil. Şunun mu? Dünyada bağışlanacak. Bu dünyayı hüküm. Şu dünyada neyme adamın müşriğin günahı bağışlanacak tövbe etmesi. Müşrik mi? Şu dünyada şu adam müşrik. Kafirle neyle katlaşıyor? Şunlarla katlaşıyor. Ama şu şirk gülenem öldü. Şunun mu? Tövbe etmedi. Billi. Ahiret hükmü neyme? Aşağı ayette. İnnehu men yüşrik billahi fakat harrama Allahu aleyhi cennete ve me'vahun nar ve mali zalimine min ansar. Yani müşrik ahiret hükmü neymeken? Ömürlük dövzakı eken. Birinci ayet neyme? Yeketek Allah Teala neyme? Şirk edilmekle bağışlamadı. Ondan aşağıda edilen günahlar neyme edilecekken? Bağışlanacakken var. Yani bağışlanan günah var. Bağışlanmayan günah var. Şirkten aşağıdaki günah bağışlanacak. Şirk bağışlanacak. Şirkten yukarıdaki günahlar olurum bağışlanacak. Şimdi kök kuşu fikir et ya. En ulu günah şirktir et ya. Yok. Şirkten yukarıda da günahken ama ulu günahların içinde adam rahat toporunu giyinden yayrani. Şu günahların içinde adam rahat toporunu birinci edilen ama şirk bulun. Çünkü şirk aldılar. Şimdi ama bir adam neyme Allah'ı seviyor. Belli zaten Allah'ı seviyor. Allah'ın sevip Allah'ı bilen bilelikte evliyalara çokunuyanın günahı Allah'ı seviyorunkiden pes. Bir Allah'ı seviyor, birim Allah'ın seviyor yönü ibadette nimet ya evliyanın pirim koşup koy veriyor. Bunun günahı pes. Yönü ne için berde kevra hadise en ulu günah şirk deyip geldi. Sebep deysen neyme birinci adam oğlunun fıtratından, İslam ruhundan küfüre çıkmaklığına sebep olan günah. Şu günah, şunun mu? Birinci Nuh ayyamını Allah'ın bağdığını inkar eden yok. Birinci neyme? Adamla İslam'dan küfre çıkan ayyamı, hayt ayyam? Nuh ayyamı, şunun mu? Nuh ayyamını birinci neyme? Müslümanın dininden çıkmaklığına sebep olan da şirk. Yani Allah'ı sevmek, Allah'ın inkar etmek, Allah'ın bağdığını inkar etmekle bu dağıtlar son son çıktı, şunun mu? Şunun şu şirk kaldırıyor. Yani en günahlı ne şu babatından mı oluyor? Yani birinci edilip ne ama Müslümanların dininden çıkmaklarına sebep olan günah. Şu şunun şu en ulu günah ne medilli? Hasaklarını ve giyinden ummatta ne ama adamlar toparını yayran günahı da şu. Ama Allah'ı sev, yani Allah'ın bağdığını inkar et. Yani olur ne ama iki yaka adamlar. Yani ne ama şirkin görünüşlerini alıp durup tık ulu şirk var dedik, keçi şirk var dedik ve ne ama gizli şirk var dedik. Yani şirk üçe bölünüyor. Ve şunu açıklamada da ağzadık. Yani kâbir ulamaların yanında şirk üç görünüş, kâbir ulamaların yanında şirk neyme? İki görünüş dedik. Üç görünüş diyenler neyme? Ya keçiğini iki böyle. Şunun mu? Yani ulu şirk ve keçi şirk ve riyâ. Neyme? Gizliğin şirk. Kâbir ulamalar neyme? Ya kıyıt kaçı iki dik koyuyor. Yani ulu şirk diyorlar, keçi diyorlar. Şu keçi diyenler ne de şu üçüncü görünüş hem şu içinden bir böylece gelip hatapıyorlar. Ne bunu anlık inna aşağıda neyme İbnül Kayyım rahimahullah gittiyiz. İbnül Kayyım rahimahullah neyme? Şirk üçe böyle, ne? Şirk ikiye böyle. Ulu şirk var, keçi şirk var diye. Beşinci sahipa. Yönü İbnül Kayyım neyme? Riyanem şu keçi şirke koşuyor. Şunun mu? Ve zahab al-allâmetu İbnül Kayyım rahimahullah ila enne şirke nev'an ekbaru asgaru diye. Ama Şeyh İslam İbnül Kayyım rahimahullah neyme? Şirk iki diye. Yani üç ile iki diyenden arasında neyme var? Katma karşılık yok. Şunun mu? Yani üç diyen giyin işleyin ait. İki diyenim giyit kaç etti deneyim neyme? Üçüncüyünüm neyme? İkinciyin içine salayın. Ne açıklaya? Ennevel evvelu. Birincisi ulu şirk diye. Eşşirkul ekbaru. Yani ulu şirkin neyme sıfatlarına ait ya. Vasıflarına ait ya. Ulu şirke düşen adama ulu şirk neyme ziyanlar veriyor. Eşşirkul ekbar la yeğfiruhu. La yeğfiruhu Allah illa bittevbe. Birinci ziyanı neyme? Tövbe etmese ulu şirke düşen adamın Allah günahını bağışlayacak gereken. Oraya mı? Dünyadaki hükmü. Ve sahibuhu in laqiya Allah bihi fe huve halidun fin nari ebedel abidine ve dehrad dahilin. Ve ahiriyette de neyme? Şu şirkinle tövbe etmen ölse, şu müşrik haline in laqiya Allah'a. Allah'a duştu neyme?
o otta ömürlük ebedi kalacakken. Bulam ahiret hükmü. Ama bu dünyada bir adam. Bilip şirke düştün, bilmeyen şirke düştün. Ölümsüzlüğü onu. Müşrik adından halat eden ha. Ölümsüzlüğü onu. Şu dünyada müşrikler bile katlaşılan hükümden onu halat eden ha. Ama ölü mü tövbe etmen, ödem bilir mi şirketen adını, ahirette onun hükmü doğdu. Delilin ama, yani Nisa 43. ayetinde Allah-u Teala ne diyor? İnna Allah'a la yagfiru en yushraka bihi ve yagfiru ma dune zâlike limen yeşâ. Allah-u Teala ne ama, yeketek şirki bağışlamaz diye ve şirkten aşağıda edilen günahları ne ama, islan adamına bağışlar diye. Son şüp ne ama, kâbir adam ters düşünüyor ne ama, cennete yürüyenler ne ama, Allah'ın adılına ve doğduğu yürüyenler ne ama, zulme sahasında yürüyenler ötüyorlar. Yok, cennete yürüyenler Allah'ın rahmeti bile yürüyen. Düşündün mü? Doğduğu yürüyenlerim Allah'ın adılı bile yürüyenler. Düşündün mü? Zulüm yok. Doğduğu yürüyenlere de zulüm yok. Düşündün mü? Allah Teala adılına tuttu. Adılına göre, adıl hükmüne göre şu adamlar doğduktan başka hiç adama nasip değil. Düşündün mü? Ama tersine cennete yürüyenler rahmetine oraya giriyor Allah. Adılına oraya giriyor. Allah adılına tutsa cennete girecek ama yok. Öyle mi? Bu söz. Yani kaydıyla sözler. Bizim sözümüz değil. Ya bir alimin sözü değil. Şimdi. Resulullah'ın ağzından çıkan söz. Sonra gen alıp sahabalar ne mi diye. Ya Resulullah senem Allah-u Teala adılına tutsa cennete girmersin mi diyenler. Menem Allah-u Teala rahmetiyle kurşağı almasa adılına tutanına cennete girebilecek yok diye. Şimdi mi? Çünkü cennete giriyen Allah'ın rahmeti bile giriyor. Ve doğduğu giriyenim adılı bile giriyor. Zulüm bile giriyor. Allah Teala'dan zulüm adi, zulüm vasfı götürülün. Kimde kim Allah Teala? Ne ama zulüm yok ki şöyle adam dininden çıkıyor. Allah Teala zulüm et diye. Ya Allah'ın hükmünle zulümme. Ya Allah'ın dininle zulümme. Ya Allah Teala zalim değilse biri. Günü şübhesi dininden çıkıyor. Yani bu Allah Teala'nın takdimlerine. Düşündün mü? Allah'ın takdimlemeli. Ve ma asaka hasratun ve mutlu bir ayetinde Allah Teala ne mi diye. Yani erbet şirki yazgır ya. Müşrik adam ne ahil halu ahvalla gidiyor. Şunu bizim gözümüzü görüyen zadımız bile suratlanır veriyor Allah Teala. Misal alıyor iki tane misali diye. Müşrik göğe yaşan alaktır diye. Birinci veriyen misali ne ama. Ve men yüşrik billahi feke ennemâ kharra mines semâi fetehtafuhu attayru diye. اَوْ تَهْوِي بِهِ الْرِيحُ ف۪ي مَكَانٍ سَح۪يقٍ Sahiqin manisi ba'id, daş yer. Sahiq, daş. İki misal veriyor. Allah-u Teala avadette şirket yani, göğe misal alıyor. Bir zat asmağından zıngılsa diye. Misal şimdi bir et, ya bir kepteri, ya bir sülgün, ya bir suğun neyme, ya bir neyme keyik. Asmağından zıngılsa, burgutluğun, vahşi kuşluğun, köp uçup yerin yerine. Yere neyme düşüyor şu kuştan? Hiç tat düşüyor. Müşrik değil yani adamine misal alıyor da bu ayetten diyecek oluyor. Bu müşrikun neyme? Tağatlardan, ibadetlerden yer bilen asmanı doldurayan soğabı var burada diye. Yine şirket ye. Düşünün. Yine şirket ye. Zat kalana düşünün. Şirk şun bağırsını döküyor. Düşünün. Bir zatı ne ama bir bek kaval oğlum. Bir bek demir al, ağac al ne ama bir kaval. İçine mi zattan doldur. Şun asmanın aşağı katı yer edinsen ne ama kalıyor. Zat kalana. Bu tırat ya ulağram. Edil şun kalıp. Müşrik adamın misal alıyor asmanın aşağı burada zıngılanına kuşlar tüy düşüyorlar diye müşrikun hem diye şirki onun amalını tüy diye diye onun amalını neyme soğabını puce diye onun soğabının amalından rahat kalanak. Ya da başka bir misal alıyor neyme bir zatı kova kaydırıp koyuversen neyme irvet tupağını harasatlı şemalına. Yankı yel neyme diye yankıyı alıp kaydırıp 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 ooo neyme. Allah'ın orucak yerine, Allah'ın oranı ama zınya, yok edip kaçıyor. Edil şirk dileyen adamın, şirk dileyen adam ne ama? Eyesin ne ama diye seni cehennemin teyine düşürüyor. Düşündün mü? Seni asmanın cehennemin ağzından aşağı taşlayalar seni. Şirk seni yankı ne ama? Hovanın yelin üstüne yankıladı, kaydırıp bir uzak menzile zınışıyorlar. Şirk hem sen cehennemin içinde ne ama? Uzak şeyle bir düğüne menziline zınya. Ebedi kalıyor. Hiçten çıkıp bilen abi şunun mu? Yine sen bir mülkün var. Beş mandın, üç mandın var. İrvet tupağınlar geliyor. Dağı, traktörle de götürüyor yerler. Şu elinden kaydır var. Zıngsa sen değil bir tapu bilirsin mi şu adamı? Tapu bilmeyen o ni neçe kilometreleri zıngdı o beş mandını. Edil şunlarlık. Şirk değil yani adamınım. Eyyesin doğduğunu ya o adamı ödün tapana. Şunun mu?
Hiç kasan ol adama rahmet yok, ol adama doğuluktan çıkmaklık yok. Çünkü Allah Teala şirkin bir beriyen ziyanı kıratla misal verdi. Yani asmanın kaçan zadın neyme, kuşluğun onu dağ atıp yere düşürmeyi şey alık, ya yelin bir zadın neyme, gayet bir uzak yere zınışı şey alık, şirk değil adam sen. Asmanın kaçan yanık, ya da neyme, yelin bir yerik neyme, ekidip zınışı şey alık neyme, seni doğuluğun teyine dök ya, doğuluğun yerine dök ya, ve neyme bağın amallığından puc et ya, senin zat varına. Şansı ve lidâleke yekulul müşrikûne, من عباد قبور وغيرهم لآلهتهم في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين لأن دولة مشركلر نعمة دي شو دور ده قورة شقن النار نعمة أذرنن أم قورة شقن النار شو سذرنن قورة الله المالي شو نعمة بر الله شقن النار قورة اللثوة وقورة شقن النار قورة اللثوة دور ده بذن قورة اللمث كم Peygamberler ve onları eğrenler. Doğru değil mi? Biz neyme diyoruz? Rabbi Allah diyoruz. Bizim Rabbimiz Allah. Ve Allah Teala da ibadette hiç kaçan şirk etmeyiz. Edil şu anlara kafirlerin, müşriklerin görüllüsü var. Şimdi şu devir neyme? Evliya, pir, gavur, şefaatçı, araçı diyenlerin görüllüleri. Gavura çokunanlar. Evliya, pire, çöpe çokunanlar. Gavura var, doğduğu var anlarına neyme diyorlar? Bu dünyada neymeden andıçıyorlar? Meccitten andıçıyorlar. Evliya kessin. Doğru değil mi? Kur'an kessin. Çörek kessin. Mahluktan andı çiyalar. Ama doğduğu düşünürünü dinle Allah'dan andı çip ne mi dedi? Tallahi. Allah'dan kasam olsun dedi. Müşrik. Bu dünyada ne mi Allah'dan kasam içmedi? Meccid kessin dedi. Çörek kessin dedi. Evliya vursun dedi. Düşündün mü? Allah ve Allah'dan andı çiyan. Rahman'ın andı çiyan demedi. Düşündün mü? Kâbecan vursun dedi. Görüyor musun? Şirk. Allah'dan başka zatın kasam içmeklik şirk. Ama müşrik doğduğu düşünürünü tabi geliyor. Düşündün mü? Yola geliyor. Hakka geliyor. Allah'ın kimdiğini biliyor. Ödünün neymediğini biliyor. Yönü peyda vermeyecek yerinde biliyor. Düşündün mü? Yönü peyda vermeyecek yerinde biliyor. Şimdi Allah Teala bize neyme hikayet et ya. Şu ayette. Müşrikler doğuda koç yönüne neyme diyecekler. Kavra çöpe çöre çokun onlar neyme diyecekler. Tallahi in kunna lefî dalâlin mubin. Vallahi katı ağdaşan molttur siyalar diyor. Tallahi görüyor musun? Allah'dan andı çiyalar. İn kunna lefî dalâlin mubîn. Yani dünyadaki hal ahvallarını yağdaylarına ihtiyalar. Dünyada biz gati ağırıp dursiyalar. Gati biz ağdaşıp dururlar. Gati zalalette olup dursiyalar. Özlerim çokunun çöplerinden, çöğürlerinden, kavırlarından andı çiyalar. Allah'dan andı çiyalar. Vallahi ey Rabbim ey Allah'ım senden kasam mı olsun? Dünyada biz gati neyme ağırıp durs. Zayılınıp durs. Zalalette olup durs. Sonra özleri ne için dünyada ağırıptırlar? Zalalette olupturlar, sebebine ihtiyalar. İnnü sevviyekum bi rabbil alemin. Şu çokunun rahatlarının ağırtlarını ağırıp, sizi eylem cahını yok eden Allah bilen den tutup dursun yani. İznü sevviyekum, ne edip den tutup dursun sizi? Ey yatan tümmekler, ne edip den tutup dursun sizi? Ha? Bi rabbil alemin, eylem cahının Rabbi bilen. Bir benne neyme çağırıptı bana. Neyme bir Allah'a avadet etti. Bu neyme? Ağışana çokunuptur. Bu Davud'a çokunuptur. Bu ağışın, bu ağlaca, bu çöpü, bu çöre, bu göz moncuğu, bu şahı, bu ayağı, bu paşmağı, bu yurtluk kaloşu. Yani bir çokunuluyan aklıda çokunuptur. Düşündün mü? Enne doğduğu varanla bun kaloşu buna kömök etmedi. Bun şahı buna kömök etmedi. Bun koçun kellesi kömök etmedi. Çöp, çör, dağdan, itin anına unsuçan, ak tezeri, son beyleki, donuzun dişi, caduayı, palçı, buna kömök vermedi, sonuna bilip neyme diye ökünüp, اِذْنُ سَوْيَكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Ne edip sizi eylem cahanı yok eden, Allah bilen den tutup dursun. Ne? Burada mesele neyme? Bir mesele çıkıyor. Neyme bağvatını bulur, yankı çokunan vaatlar Allah bilen den tutup dururlar. Yani şu çokunun zatlarına da itikad ediptirler mi? Allah'ın yedi katı yaradışı yalak, şunum yaradıptır. Allah'ın öldürüp direldişi yalak, direldi bir şey yok. Bu zatları öldürüp direldi biliyor. Şunun alak zatı den yaptırlar mı? Yok. İvadette den yaptırlar. Yani kıssananlarına Allah'ın çağırışları yalak, bunun çağırıptırlar. Özleri oturup akıllarına hayran alıp, özlerine hükümet diyorlar. Bu dünyada bizim hükümet diyenimize olur ökünüyor. Ne mi? Gıynanıyor. Biz şu dünyada hükümet diyorsa kâfir adamlara doğru değil mi? Siz zalalette, siz müşrik, siz kâfir diye sorun. Ne mi diyorlar?
Öykü oluyorlar, biz Müslüman o, bizim la ilahe illallah diyet, bizim Allah'ın söyüyet, bizim peygamber söyüyet. Siz ne edip bize müşrik diyebiliyemez, siz ne edip bize zalalette ağlaşan diyebiliyemez. Şey diyedir, ama adil gününe varanlarından, görüyen özleri özlerine adil hüküm verip neyme diyorlar? Tallahi in kunna lefi zalalim mubin. Allah'dan kasam olsun, antlar olsun, biz katı zalalette kenik, biz katı ağzına kenik, neyme, ağzınlıkta kenik. Neme sebepten? İznü sevviyekum bi rabbil alemin. Sizi ey çöpler, sizi ey tümmekler, yatan evliyalar, pirler, Allah bile diyen tutup durursun. Ne edip? Ne ehil surattı? Yani kıssa namazı Allah'ın çağırışımı yok, sizin çağırıp durursun. Allah'ın yolunu damak çalışımı yok, sizin yolunu da damak çalıp durursun. Allah'ın yolunu aydınlanacağını edişimi diyerek, sizin yolunu da aydınlanacağını edip durursun. Allah'dan oğlu gidiyorlar, hayır bereket, devlet, köp, bol, ırsk. Sonra işimiz, dileşimiz derek, sizin hem kâbirlen gidin. Yolunuzu yıkılıp, oğul gıyı sonra yaptırız. Hayır, bereket, ıskal devlet sonra yaptırız. Ne, sizi şey deyip neyme, şubavatlarda Allah bilen neyme, din tutup dursun neyme, ökünürler diye. Yani, fikir etmeliler bizi ne edip sizi Allah bilen, Rabbil alemin bilen, din varıp dursun diyenine kâbir adım ters düşünüp neyme. Yani, ıhtıkat edipmiş, butlarım yaratıya Allah yalak. Şunun mu? Şu evliyalarım neyme, meni yarattı. Şunun, men oğlumu yarattıyan şu övülüyor. Yo o meselede problemi yok. Şunun mu? Şu an Türkmenin müşriğinin önünden çıkarından sonra Allah'dan bildiğin çöp başı kıymırlayam diysen ne mi diyorlar? Yok diyorlar. Yedi kat yeri, yedi kat asman yaradan kim diysen? Allah diyorlar. Bizimkilerim şu ağişan yarattım yedi kat yeri, yedi kat asman diysen seni tekfir et ya olurum. Sen ne mi o kapır mı diyorlar? Şunun mu? Şu parav mı yedi kat asman, yedi kat yeri yaradan diysen o sen kapır mı o diyorlar? Bu yedi kat asman, yedi kat yere dedin, Allah diyedir. Bilip dururlar, kim halık, kim razık. Onu bilyen mi olsalar, ayette diyecek olayan denliği, ne mi? Ayette diyecek olayan denlik, yani kebir ibadetleri, ne mi? Sizin hakkını da ediptir, ne mi? Göğe Allah'ın hakkını edişimi diyelik. Yani Allah'dan hayır soruşumu diyelik, sizdenim sorak, ne mi? Şu meselede siz Allah'a bilen den varıp dursun. Allah'ın yoluna yıkılışımız yok, sizin yolunuza yıkılıp durur. Şunun mu? Son, وَهُمْ لَمْ يُسَوُّهُمْ بِهِ فِي خَلْقٍ وَلَا رِزْقٍ وَلَا اِحْيَاءٍ وَلَا اِمَاتَةٍ اِنَّمَا سَوَّهُمْ بِهِ فِي الْمَحَبَّةِ الَّتِي هِيَ لُبُّ الْعِبَادَةِ diye. Var ya. Yani ayette den varıp durur diyenle fikir etme diye. Olur neyme, dengor mu olur neyme, yaratmak meselesinde, ya rızk vermek, ya diriltmek, ya öldürmek. Bu meselede çok önemli vaatların Allah'a bilen dengor mu anırlar deneyim. Onda neyme de dengor tuturlar. Avadatın manzi söymeklük meselesinde dengor tuturlar diye. Görüyorum. Allah'ın söyüşleri yok, olurum söyüp tuturlar. Son için, neyme, Türkmen köpçülüğünde neyme, Allah sövünün, Ağisan'a sövülün neyme oruluyor. Ervet görülüyor, şunun mu? Peygamber'e sevunun, neyme? Evliya pire sevun, neyme? Ervet görülüyor. Allah'ın adından andıştıysan, neyme? Münsanık yalan kasam ver biliyor. Ama plan pirin adından andıştıysan, andışıp bile ne? Yüzünü sallat neyme et ya? Doğrusunu ait ya, şunun mu? Ay plan ağışanın neyme? Plan işanın adını depelap, men neyme diye? Yalan kasam içebilecek gel ya. Şey deyip neyme? Kâvır. Müslüman yurtlarına neyse oğruyun ıslah açılıyor. Oğurluk et ya. Allah'dan andıç etmediğine deyin vallahi ben oğurluk edemek diye. Ama şu lavada çokunulayan tümmek var, kavur var. Onda plan pirin adından kasam hiç etmediğine deyin onu ağlat neyme, yüzünü sallat. Ay ben plan pir depelak onun adından neyme, yalan kasam edebilecek galip. Isna açıyorlar. Şunun ödü neyme, Allah'dan ama artık söylemeklik ya. Allah'dan ama artık takdimlemek deyim. Allah'dan ama artık söylemeklik, Allah'dan ama artık takdimlemek lok. Şunun mu? Şunun şüp neyme, kim de kim şu Allah'ın söyüşü alıp başka bir mahluku söyse. Ha? Görüyor musun? Den söylemekliğini ödüşür. Allah'a bilen mahlukunu söylüyorsun. Den etmekliğini ödü kufur. Ama bizimkiler den değil o artık söylüyorlar. Şunu mu? Allah'dan ön beter söylüyorlar. Şunun için ne mi? Biz tarafın ne mi? Müşrikleri Allah'dan mahluku köp çağırıyorlar. Şunu mu? Misal için evvela Allah galip verse gitti ya. Davut peygamber, 4 yıl, 12 iman, 40 yıl tenler. Şunun, erenler, pirler, neyse gitti? Şunun, başka 360'ın öde optum yeterli. Şunun, hiç izin koşmandığına 360 diyen de gitti ya. Şunun,
Çünkü şu Allah'dan mahluk yani çağırıyorlar. Allah'dan mahluğu köp dayanıyorlar. Şimdi bir yerinin namı gözünün arasında bir zat değilse gönlü namı diyorlar. Göz evliya diyorlar. Göz evliya değilendi de. Yani göz evliya namı şu sen gözüne geliyen okuyu ya dağışı görüp ayırıp mı? Şu evliya olmadık olsa ha? Şu vazifesi gözleri kovramadık olsa namı gözün gitmeli meşhur. Ya plan mı olsa namı çörek bitiyken. Ne çörek kovraya düşündün mü? Allah qoranaqmış. Şonu hem manin çörəq bitirmiş demək. Yəni çörəq qoraqdır. Sən qorulmaqlığını belavətərə düşməsizdün, hem çörəq oyun qavatır. Hem Allah nəmə bir qoramaqlıq sıfatını nəmə çörəyə verib durur. Ya məsələn bir övliyə verib durur. Şunu ya qeyd övliyə. Şunu durmuşa çıxıb bilməyən, ya çağası olmayan qeyd övliyə yıxıl ya. Məsəl üçün nəmə Malik və Vacan oğul verib durur. Şunu sonra da neyme Türk dünyada en köp çağ oluyen bizim yurtlamak. Yoksa iki tane zavot var bize lan. Kıyıd veriyen evliya var, oğul veriyen evliya var. Şunu mu? Sonra da neyme on mesele spulkanın içinde en köp çağ oluyen neyme bizde. Yoksa başka yurtta değil, yankalı kıyıd zavot, oğlan zavot yok. Şunu mu? Toyota, o kıhtay putay neyme lan övünüyor. Bizde Toyota çıkarayan zavot var diye. Aslında övünsek neyme biz hafı haklı. Bizde oğlan çıkarayan, kız çıkarayan zavod var. Ama bizimkiler övünüp başaranak, özlerinkini reklam edip başaranak falan. Ama biz kâbır yurtta eşek araba çıkartan hem övünüyorlar. Ne bizde eşek araba çıkarayan zavod var diye. Bizimkiler ne ama adam çıkarayan zavodlar var, övünün atlar. Dedim ki övün öyle zat değil. Ol şirk, ol kufur. Yani onunla da ne ama kâbır şu şirki, kufri, ruvaçlayan adamlar var. Adam diline vurulayan, adam şeklinde geziyen, neyme şeytan yüreklü, şeytan fikirli neyme adamlar var. İn erbedem neyme şu ahun, muallam, müftü, şunlarla gâtlar götürüyorlar şunu. Ama hakikatta olur muallam, müftü, ahun nel, olur neyme gicen, olur neyme cadıvoy, olur neyme oğri, olur yalancı kezzat şunu. Olur Müslümanın donunu giyen kapırlar, alımın donunu giyen zalimler şunu, müminin neyme dilinle görülüyen, neyme müminin söz kakışı, söz kapkayan münafıklar olur. Şunu. Ama neyme şu hakikatleri düşündürecek olayan adamlar neyme görülüyor şurada burada? Yigrenci görülüyor. Şunu. Ve şunları yigrenler yani kim? Yankı katlak yigrenler yani. Halk yigrenler ama şu Türkmenistan misal alalım. Vehhabileri birinci yigrenler yani. Halk katlığı mı ya da yankı mollu değil yani hükümet katlığı. Hemen ben şöyle teyvara. Halk katlığı yigrenler mi diye, halk katlığı söyledi. Şunu mu? Ama şu Vehhabi diyenler, yigrenlerin katlık, hakim katlık. Şunu mu? Hükümet adamları bile ne mi? Yankı, muallı, müftü diyenler. Ne için şu iki topar yankı Vehhabi diyenler, yigrenlerdiler? Yani bu Vehhabi diyenler ne mi? Her bir zatın hakikatını bilen adamlar. Şunu mu? Hakiki Müslüman kim? Hakiki kafir kim? Allah ne edip söylüyor? Ve ne mi peygamber ne edip söylüyor? Din ne edip söylüyor? Ve Müslüman Müslüman olacak olsa neyle amallar etmeli? Şunu mu? Molla molla olacak olsa, alim alim olacak olsa, prezident prezident olacak olsa, neyle şart şurutları var, neyle hakkı hukukları var? Bu zatlar biliyordular. Şunu mu? Şunun için bunlar hakikatini açacak. Bunların kim dediğini tanıtacak. Şunu mu? Halk öz dini ve dünyevi erkinliğini alacak. Öz keramet için. Öz erkinliği için görüş edecek. Şunu. Bunlar öz keramadını alsa, bunlar öz erkinliğini, hak hukukunu kaytarıp alsalar, o kapırlara, o zalimlere kim boyun mu olsun? Şunu. Kim onlara itaat etsin? Son şüp ne ama? Yankı Vehhabi değil yani hakiki Müslüman, mümin katlığını yigrenleyenler yankı ki katlık. Şunu. Son şüp Musa Aleyhisselam Mısır'a gelenle kim Musa düşmançılık etti? Fıraun bilen son aşağının akı Moğolla müftü değil yani cadıvoy katlığı. Şunu. Mu? Şu katlak Mehmet ya. Devam edeceğiz. Son. Yani ne ama Allah Teala yankıları yazgar ya. Şunu mu? Yani söygu meselesinde, takdim meselesinde bir mahluğu Allah ile den ve köp halatlarda Allah'dan hem öte görüyenler, öte söyüp öte takdimleyenler Allah Teala ne ama diye. Mâ lekum la tercûne lillâhi ve kâra diye. Ne malekum ne mollu size diye ne mçün sül Allah tağalanı takdim lan gıdak diye. Allah'ını evliyadan artık söylesen bulma yani. Allah'ını şu çokunuyan çöpünden
beter takdim nasan bolmayan diye. Allah Teala yadgar ya. Ne için siz mahlukları Allah'dan beter söyleyemez. Mahlukları Allah'dan beter takdimleyemez diye. Allah Teala yadgar vay diyor. Ma lekum la tercuna lillahi ve kara. Nuh suresi 13. ayet. Üstad-ı Kebra ayetler gelenler inşallah inneki derste her ayetin önünden, iyiden 4-5 ayetler var. Katine mi? Manili, peydalı ayetler. Ve işte Nuh suresinin 13. ayeti var ya, Nuh suresi 1.5 neyiz. Başından ahirine sen inşallah gelecek tabakta şunun ağırlanan ayetlerin ama tefsirler. Düşündün mü? Yani 1. ayetin önünden, iyiden Kebra ayetler var. 2. ayetin önünden, iyiden Kebra ayetler var. Nuh suresinin önünden sonuna sen inşallah tefsirler geçer. Şu ayette ne ama ya Rabbi ma lekum la tercuna lillahi ve qara. Ne amol size ey adam oğlu diye ey ümmet diye. Yoktan sizi bar ettim. Barça sana bulmayacak. Güzel nimetlerle sizi nimetlendirdim. Şunun mu? Sonra da ne için siz beni takdimlemen, bana ibadet etmen, bana beni söymen. Ne ama siz bilen den yaradılan mahlukları ne ama söyüp takdimlap menden hem olur öyle. Ne ama yakin söyülü. Ne ama avrayli görüyanız diye. Ve lezalike nekul inne şerre kullihi aidun ilel işraki billahi celle ve ala. İnne neyme şirk değil yan zat, neyme şeyle var erbet, neyme betkar bir necis amal bol yan mazo diye onu suatki neyme umumi yerin yüzünde bol yan şer ve musibetle neyme bari şu Allah Teala neyme ikilik etmekle neyme günahsına gaydık geliyen. İnne bu neyme ken ene buna değil yani düşündün mü? Şu anda ol dayıhanlar ene yaptı yandır. Şongalık her bir zadın neyme ulusu var, kıçısı var, her bir zadın enesi var, çağası var. Sonra şu günahın hem enesi var düşündün mü? Şu günahın enelerinin hem birine ne şirk, ne şu şirk in ulu günah ne arak var, ummul habaiz. Hadiste geliyor, arağı neyme dik geliyor, ummul habaiz. Kapaçılığın enesi geliyor. Şimdi arak içen adam, sütkarlık edip neyme ecefiyle zina edenini görmedik düşündün mü? Çilim çekip, gıyıdı bilen zina eden görmedim. Şunu mu? Ya mesela oğurluk edip, ne ama? Eceti bilen ayağınlık onun yatıp duran görmedim. Ama arak içip, ne ama? Eceti bilen yatana meştirli. Arak içip, gıyıdın zorlana meştirli. Arak içip, ne ama? Bacısı bilen yatıp durup bir onu meştirli. Şunu mu? Şunu mu? Resulullah ne ama diye baktığında da arakı? Ummul habaiz, kapaçılığın enesi diye baktığında da. Yani onun enesi var. Şunu mu? Günahın bundan ömeter enesi oğlum şirk. Şunu Allah Teala o vadette ikilik etmeklik. Şu Muhammed'in matının iyide kalmaklığına, şu pese kayıtmaklığına sebep olan günah ne mi? Şu şirk. Şu vat ne mi? Müslüman neyleyen ülkelerde, Müslüman neyleyen adamlarda ne mi? Sanılayan, o vadet edilen mahlukluğun sanını sana kutorp olan o. Şunu. Sanılayan mahlukluğun sanını kutorp olan o. Hindistan, Pakistan neyleyen yurtları o. Varsan da sop tarikatlar var. Her tarikat başı ne hemen şu tarikatçıların hudayı. Şu kunyalar. Şunu, ya Türkiye var. Neçe tarikatçılar var. Her tarikatın başı değil ya şu tarikatın hudayı. Şunu, o vadet meselesine şirk kestiler erbet. Erbet yani. Yine erbet erbet zatlar var. Arada ne hemen Türk'ün bir sop tarikat başı tutuptur. Ne hemen tökmet bilen? Muritlerini zorlayan eken. Müritlerini zorlayan. Ken olan adına da sen günahsı ken. Şunu onun adına mayda oturmayan. Ne ama müritlerini zorlayan. Oğlanları zorlaptır, gıyırlarla zana ediptir. Ne ama ben pir deyip. Ona su denemezse zabastofkadan mı oluyormuş müritleri. O bizi zorlamadı, biz öyle erkek ihtiyarımıza verdik deyip. Şey diyemiş, o bizi zorlanak, biz öyle erkek ihtiyarımıza ettik diyemiş. Başka bir pir varmış. Ama müritlerini setere koyup, uğradığına uşak diye diye. O uşak geçmeliymiş hem yakışık. Şunu berde bir sopu çıkıptır ne ama Muhammed posası, posası varmış. Şunu mu? Her bir müridi hileyini getirmelmiş. Ondan ay 5 mintin 10 min dara çek ya diye de hileyine uşam olmuş. Şuna beygat, şuna ne ama şuna tarikatına girmek için gol veren sopu, şu pirinin yani hileyle gelmeli. Ondan sen öyünü, ayağının evtadından dolu şuna berekede geçer yalık ne ama ayağının ağzından uşu ya diye. 5 mintin 10 minde çek ya diye. Şu posan adi. Ne ama kubla Muhammediye diye yani. Muhammed posası. Şeydi bu ama muridlerin, helilerin zına açısı var nektarlar. Son çöp ne ama Muhammed ümmeti ne ama şu şirk değil yani tuzaktan, şu şirk günahından sahiplenmesi, çöpten, çördün, ağaçtan, tezekten, caduvay, gırcen ne ama gıcenlerden sahiplenmesi ne ama hiç kaçınan Müslüman ümmeti ne ama öd, önkü, dorkunu, gücünü, kuvvetini ne ama kaytarıp getirmeye.
Ve şirkul ekberu enva'uhu kethiratun. İnne nâme, yine İbn-i Kayyim rahimahullah, nâme şirki bölmek, onu aydık geliyat, nâme ulu şirk dedi, keçi şirk dedi. Ondan nâme ulu şirkin nâme dünyada günahının ve ahirette günahının bağışlanmayanlığını ve onun nâme tovası da ömürlük doğduğuydu onu aydı. İnne yine kaydık gelmem nâme diye ulu şirkinin görünüştür, kendine yönü. Umumi cemlecek olsak da şu dördün üstünden çıkan akti. Umumi şirkin, ulu şirkin görünüşlerini cemlecek diye dörtten çıkan akti. Nezkuruha mucmeleten ma'a şeyin minel beyani yekunu muhtasaran lealla yetule binel kelam. Yani kıtağı açıklar neyme diye bir başladığında mucmelen yani kıyıs kaçarak neyme ağzak geçerliye. Tayda durayalım inşallah. İndeki tapakladığı neyme şu şirkin neyme ulu şirkin görünüşler kendiydi. Ve esasam neyme cemlâselem dördü cemleniye dedi. İnden gelecek tapakta da inşallah neyme ulu şirkin kıyıslaşı alamında neyme dördü. Dört tane görünüşe kaydık geliyor. Yemme görünüşleri indeki tapakta da inşallah Teala şunu alır. Şunun için oğlanları yahtladın. Yer dersen son neyme. Himmemede nefihet buldun. Ve her bir İslam'a çağıracak bolyan adama neyme birinci bilen zakon buldun, kade buldun, kanun buldun. Şu tevhid, şirk, ilmi, kovi, yayramasa başkalarda davet etmek olurdu. Şu Müslüman tevhidin neymediğini ve şirkin küfürün neymediğini bilmese başkalarda öğretmek. Namazını öğret, namaza gerek doğasını, tevhirini, suresini öğret. Bolli. Şunun. Bir adam neyme rozasız cennete girip bilye, farzın kabul etse, haçsız girip bilye, zekasız girip bilye, arak içse girip bilye, zina etse de girip bilye. Ama tevhid bolmasa, şirkten saf bolmasa o adam girene. Bütün dünyanı neyme sadakadan doldurulmasın, ömrünü namazda geçirilmasın, ömrünü rozada geçirilmasın, ömrünü hacedik geçirilmasın. Şirk bollu mu? Biterim. Şunun mu? Namazı ka adam, teretin postu namazı bozul şeyalık, ibadette din ne kadar adama şirk girse şunun ibadeti imanı İslami bozuluyor. Şunun için biz neyme şu vat la ilahe illallah manisi şeritlerden kitabı geçiyat ve kaptanınam şu ne vakıdır İslam imanın İslam'ın imanını neyme bozuyan zatları öğretiyen kitabı geçiyat. Ve nerede yayrasan adam şu iki kitap ayrılsın. Yani inşallah tamamlar. Tamamlap bulamışsın. Kimin eline şu kitabın açıklaması düştü. Ana şu cenneti bolası gelirse yayrasın. Her bir adam. Neçe adama şu iki kitabın açıklamasını şerhini yayradabilirsen. Öğledi bilirsen sana dünya malından kovuy. Sebep değilsen ne peygamberle eden davatı şu. Şu an şu bir davatçının, bir alemin, yani hakik selefi ehl-i sünnet ve cemaada. Yakinliğini daştan bilecek olsan alp bariyan davatı mesele day. Okutuyan, öğretiyan, üns veriyan ilmine feredai. Bir alim neyme? Bar daveti şu tevhid. Allah'ın dini. Şirk, Allah'ın dinini öğretmek. Tevhid öğretmek. İman öğretmek. Müslüman kim? Mümin kim? Şu zatlar. Küfür neyme? Şirk neyme? Dinden çıkarayan zatlar neyme? Şu zatları öğretiyor. Esası alıp barayan daveti. Esası alıp barayan siyasadı. Esası neyme? Öğretiyan, düşündürüyen, yazıyan, açıklayan ilmine şu tevhid, iman, küfür. Şirk ne şu zatlar ana bin şol adam hakiki peygamberin davetine yakin adam şunu. Ama gördün baktın bir adam ödün neyme ağzını dolup selefe yönküye. Şunun ödünü ehl-i sünnet ve cemaatı yönküye. Ödün neyme peygamberin mirası dışarılarının alıp var. Ama seyretken tevhide de üç köşk bir ünsü verip barına. Ne vakıdır İslam imanı bu diyen zatları da ünsü verip başına. Esası alıp barayan davetine ama usulü fıkh, kavaidil fıkh, nahu, ol, bul. Yani bey dediğin mi diyen ki adı ağzının ilimle o kadarını açırmaklıkta. Ne düşündün mü? Talip adam usulü fıkhan bilmeli. Kavaiden bilmeli. Nahu sarfan bilmeli. Şu zatlar sen çünkü bilmesen sen neyme yani Kur'an hadise de doğruken neyme düşünüp bilen ha. Bu zatlar sen esasi düşünmeli suratta alandan son yani esasi yayratmalı, öğretmeli, düşündürmeli zaten neyme şu iki ilim düşündün mü? Muhammed ümmetinin vatkı neyme musibeti bizim neyme pulsuzluğumuz olan şey ne? Ya bizim sanımız, ya yaramız, ad olanlığı için nâl, ya usul, fıkh, ya kavait, ya nahu, sarf, ya tarih, bu zatlar bilmeyenlik müddel. Bizim şu adkı ümmetimizin keseli ile şu şirk keseline, bizim ümmetimizin keseline ama tevhidsizlik keseline, ümmetin ama her bir ümmetin keseli var, her bir keselin hem dermanı var,
Her ketele neme şu gorkodulun dermanını vermesen şu ketel kutulana bir adam. Neme hasta olup doktora var ya. Doktora neme şu iç ağrısını bilivem neme kelle ağır derman ya diye. Kelle ağır ağrısını bilivem. Ya da iç ağır derman ver ya. Derman mı şu derman ne? Derman yönü şunu peydası yok. Yani on keselinin dermanı ne? Şimdi şu adamın bedeni keselle işe bak. Adamın ruhum keselle. Şu vakti Muhammed'in matını bir adam gözüne getir. Bir ceset gözüne getir. Şu adamın keseli cesedin ne? Der. Şimdi mi? Has ne ama bize şu vakti Muhammed'in matının ne ama keseli aydın bulunuyor. Şu ümmatı ne ama biz şekillenir ya. Cizimlenir ya. Bir adam gözüne getir. Bir dayı adam gözüne getir. Şu adam ne ama beden ve ruhtan ibaret doğru değil mi? Şu vakti Muhammed'in matının keseli oğlanlar bedenin ne değil. Bizden sağdın bizden doğumlu bizden bay yurtlu ne ama yurt adam yok. Şu adamın keseli ruhunla. Şu vakti Muhammed'in matının keseli ruhunla. Şu keselini biz ölçörmeli ruhunun keselini. Ne ama keseli var? Usul-ü fıkh bile ne yapmışsın ruhu? Usul-ü fıkh dermanına mehtaç mı? Nahu dermanına mehtaç mı? Ne ama keseli var? Şunu bilmeli. Şunun için Rabbani Allah'ın hakiki peygamberimizde miras dışarı olan ulamalar. Şu vakti ümmetin keseli ne ama diyorlar? Şirk diyorlar. Şunu mu? Kufur diyorlar. Şirk kufurun derman ne ama de? Tevhid da. Şirkin derman tevhid. Şirk demek ne ama? Şerik demek. Tevhid demek. Bir yeke demek. Şunu mu? Ümmet Allah'ın ikilik etti. Şunu mu? İnne bir adam. Dostuna ikilik etse, bir ayal erne ikilik etse, ne hilep oluyor? Musibet musibet değil. İnne şun adam ne ama Allah'ına ikilik etse ne hilep oluyor? Erne ikilik eden hele öldürülüyor. Heleğine ikilik eden er öldürülüyor. Görüyor musun? Heleğine er ikilik etse ya erne hele ikilik etse öldürülüyor. Şunun. Ama ummat Allah'ına ikilik etse ne hilep oluyor? Ummat ölüyor. Şunun. Ummat ölüyor. Eyyem şirket yani ummatı Muhammed ummatı değil. Ne? O özünü ne ama? Muhammed ümmetini yönkese de ol batırla yönkese. Muhammed ümmeti ne ama? Müşriklerin tevhide gelmene sebep olan ümmet. Muhammed ümmeti şirkin karşısında cihad edip ne ama? Adamla küfrün şirkin karanlığından İslam, iman, tevhid nuruna gelmekle sebep olan ümmet. Ama şu atkı Muhammed ümmeti değil yani ne ama? Düşmansızlık etmeyen adamları şu tevhide çağırayan adamlar. Düşmansızlık etmeyen adamları şu tevhid. Çağırayan adamlarım şirk. Çöp parasılık, kavur parasılık, atavavasılık. Şunun mu? Kur'an, hadis demek cenayet. Bir Allah demek cenayet. Rabbim Allah, dinim İslam, Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demek cenayet. Şunun mu? Yaradan beni Allah, yeketek bana namı. Hükmü revan hakimim Allah. Son hükmünün başka hükmü batıl demeklik cenayet. Son için namı? Kuş ikganasız, uçma işi alak. Bir ümmetinim, tevhidi cem olup. Kaptanınım ne ama ikinci kanatı. Şu tevhidi bozuyan rahatladınım. Sahip olmadı şu ümmet ümmet değil. Son için iki kitab şeyle bile saylamaklığımızın sebebi şu. Şunun mu? Tevhid bol kaptanınım şu rahatlar sahip olmadı tevhidin ne ama peyda değil. Şunun mu? Şu rahatlardan sahip olmam tevhidde olmasan yani Allah'a iman etmesen. Bu rahatlardan sahip olmanın peydası yok. Son için her bir Müslüman adam Allah'a iman etmeli ve onu ibadette. Birlemeli ve şu sahnede şu imanını, tevhidini bozuyan amallara öğrenip, saklanıp gezmeli. Şunun için kimin eline şu kitapla, ayretin, ala böyle, şu la ilahe illallah manisi şeritler diyen sapaklanmadı. Ve imin, din, İslam bozuyan, zatları öğreten kitabımız kimin eline düşüyor? Şu iki kasete, iki ders, iki kitap birbirinden ayırman, çatıp bilelik de yayramalı. Şu iki kasete 5 milyon öyü girmeli. Oğlanlar. 5 milyon öyü ökmani suratta yekeme yekeme girmeli. Şunun mu? 1 milyar 250 milyon teorik Müslüman olsa her bir Müslümanın öyüne girmeli. Her bir Müslümanın kulağının yüreğine girmeli. Şu zatlar yani akolayan zatlar aydılayan zatlar kavul edilmese gelinmese kavul etmeli zatlar edilmem. Sahiplenmeli zatlardan sahiplenilmese Muhammed ümmetine ne ama? At avrayı Muhammed ümmetinin güç kuvveti hakimliği kaydıp gelene. Şunun mu? Muhammed ümmeti dinine gelmese bulunu. Dine de iki zat bilen geliniye. Edip geliniye ve kâbır zatlar taşlanıp geliniye. Edilip gelinmeli şu tevhid, avadet. Kaydılmalı ne şu zatlar. Her bir ümmetin asıl işleyen zatları vardır. İyi de kalmaklığına sebep oluyor. Yani. Her bir ümmet ne ama?
tarihine teressen şun iyide kalmaklığına sebep olan, onun ösmüklüğüne neyme peskelçilik verip asılışan zatlar var. Şu ummatına iyide kalmaklığına sebep olan, şu ummatına ösmüklüğünün asılışıp onun ayağına badakasan var. Yine şu şirk. Şimdi umma şu şirkinden, çöpünden, çöğründen, butundan, kavrından, ayinden, gününden, sehedinden, muallı, müftü, neyme batıl ahunlarından saplanıp, hakiki neyme Kur'an'a, hadise, olur yoktan, bağladan gözler Rabbinin neyme dinine ve Allah'ın avadısına ve Peygamber'in sünnetine, görüllüsüne kaydık gelmese ve şu Kur'an hadisiyen, şu davetini etken, hakiki Rabbani Allah'ın ulamaların davetlerine neyme terbiyesine gelmese, şu ümmet neyme ödünü tutana. Şunluk mu? Şu an şüphe yok mani suratta. Her bir Müslüman. Şu dersleri yayratmak vacip. Bir Müslüman. Şu ders barandan sonra. Dine öyle çeklenip ona buna yayratmasa Allah'ın önünde şu yazıklı. Şunluk mu? Bir Müslüman. Şunluk mu? Arap'ta olsun, Turan'da olsun, İran'da olsun. Tapağı diyor. Eline şu la ilahe illallah'ın kasetleri yetti. Dini bu diyanlattan kasetesi yetti. Ve tevhid önündeki adamlara da yayratmadı. Aytmadı, öğretmedi, bildirmedi. Allah'ın yanında şöyle adam yazık kıl. Ve ümmetine, dostuna yanında doğruna karşı da hıyanetçi şöyle. Şunun mu? Şunun şükne ve ey Allah mene neme bilenimi eşlerim görünümü aytiyen ödün şayet bol. Galanını yayratmak, ettirmek, kavul etmek neme. Ol neme böyle ki eşleyen, dinleyen, koruyan adamla öd boyunu düşen adı. Men ne elhamdülillah başardığımsa öd neme edebileyen adam ettiyen Kalanlar neyme her kim öd boynuna pardını, vacibini öğrensin, bilsin ve yerine yetirecek olsun. Vallahu Teala a'la ve a'lam. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.